İyi akşamlar değerli izleyiciler. Tek tek yeni sezonda da karşınızda 19 senedir sürekli karşınızda olduğu gibi biliyorsunuz, biliyorum benden bıktınız ama bir süre daha katlanacaksınız diye umuyorum. Habertürk'ün yeni yayın döneminde biz de salı akşamları inşallah bundan sonra karşınızda olacağız. Sağlık saat yerinde olduğu müddetçe. Evet, teke teke yeniden başladı dedik. Bu sefer saatimiz biraz daha erken. Geçen sene 11'de yaptığımız programı bu sene 10 gibi, onu 10 geçe, çeyrek geçe gibi yapacağız. Ya da 22-15 diyelim yapacağız. Arzu ederseniz buyurur, izlersiniz. Arzu etmezseniz daha neşeli işlere bakabilirsiniz. Diziler var, eğlence programları var, yarışmalar var. Biz burada ciddi konular konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin bence bugünlerde biraz daha fazla her zamankinden ciddiyete, ciddi konularla ilgilenmeye ihtiyacı var. Onu da söyleyeyim. Ve ilk programda ilk konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Topbaş. Kadir Topbaş'la ne konuşacağız derseniz. Biliyorsunuz geçen pazar günü Türkiye açısından, geçen hafta sonu daha doğrusu, Türkiye açısından ya da İstanbul açısından çok önemli bir olay vardı. Olimpiyatların İstanbul'a verilip verilmeyeceğinin kararlaştırılacağı Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin toplantısı vardı. Buenos Aires'te, Arjantin'in başkentinde hep beraber kalktık gittik. Biz 600 kişiyle gittik. Türkiye'de epey bir gürültü koptu. Niye bu kadar kalabalık gidiyor diye. Size söyleyeyim, Japonlar Tokyo yaklaşık 3000 kişiyle gelmişti. Madrid ise 1500 kişi civarında bir kalabalıkla oradaydı. Herkes gövde gösterisi yapıyordu. Biz 600 kişiydik ama Japonlardan daha çok ses çıkardığımızı söyleyebilirim o 600 kişiyle. Ve belki bunun neticesinde olsa gerek son ikiye kaldık. Son ikide, son finalde Tokyo'ya kaybettik. Niye kaybettik, neden kaybettik? Bütün bunları tartışacağız bu akşam Kadir Topbaş'la. Çünkü Türkiye adına en önemli isim oydu orada, İstanbul adına. Çünkü olimpiyatlar kentlere verildiği için Kadir Topbaş'ın heyetiydik diyebiliriz hepimiz orada. Sayın Başbakan dahil olmak üzere. Ve o heyet ne yazık ki Türkiye'ye hüsranla döndü. Gerçi Türkiye'nin bu hüsranla sevinenler de oldu. Onlar da bir şey demek mümkün değil. Herkes olimpiyat sevmek, olimpiyat istemek zorunda değil. Ve Kadir Bey'e hoş geldiniz diyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Dönemde. Başarılar diyorum. Zaten başarılısınız. Onda şüphe yok. O eskidendi Kadir Bey. Tabii öncelikle ben milli takımımıza başarılar diliyorum. Evet, 1-0 önde şu anda. İlk yarıdaki başarıyı sürdürsün. Temennimiz, duamız bu. İnşallah. İnşallah iyi bir tabii sonuç bizim başarımız olur. Yetmiyor biliyorsunuz. Rakiplerin de başarısız olması lazım bir yandan da. Onlar tabii. Ve bu futbol. Oynayan kazanıyor. Biraz da şans gerekiyor tabii ki. İşte orada da Fatih Terim'e güveniyoruz. Fatih Hoca'nın şansı her zaman yanındadır. İnşallah o milli takıma da yansır gideriz. Toplar direkten dönmez. İnşallah. Demin bir gol kaçırdık, tatsız biz, bir şanslı bir gol kaçırdık. Biz 1-0 öndeyiz. Buenos Aires'te direkten döndük. Onlar direkten dönmez. Direkten döndük, çizgiye çarptık, taca çıktık. Esasında biz kaybetmedik. Ben öyle değerlendiriyorum. Yani dünyada ilk ikiye girmek ve çok iddialı bir şekilde bulunmak, ki iddialarımızı biz halen devam ettiriyoruz. İddialıyız. Her alanda iddialıyız. Türkiye yeni bir hamle yaptı dünyada. Bu her alanda hissediliyor. Yani kendi ülkemizdeki yerel yönetimlerden tutun da hükümetimizin yaptığı yatırımlarla, dünya platformunda da çok ciddi ezber bozan bir Türkiye var şu anda. Artık gündemde olan bir Türkiye var. Burada şunu ben özellikle ifade etmek için birileri böyle eleştirirken işte ne kadar para harcayana falan sponsorlar vardı. Beraberdik, iş adamları vardı. Bütün iş adamları da zaten. Beraberdik ve zaten dünya bu... Şimdi bütün bunları soracağım Kadir abi. İsterseniz bir izin verin ben sormaya başlayayım. Buyurun. Birincisi, biz kaçıncı kez olimpiyatların adaylığındayız? Benim bildiğim 1990'ların ortasından beri biz sürekli... Beşinci adaylığımız. Bu en beş, yakın bu. Bu beş adaylıkta kaç kez ilk üçe yani son ana kadar kaldık? İlk defa. İlk defa değil mi? Bu büyük bir başarı. Bakın ben şu açıdan da bakıyorum. Şimdi bakınız üç kent devamlı... Kaç kent istiyordu? Dünya gündemindeydi yani. Evet. Bütün kentler i̇lk istiyor. İsteyenler... Herkes müracaatlarını yapıyor tabii. Bütün kentler müracaatlarını yapıyor. Ve özellikle bizim buradaki... son ikiye kalmamız, hatta üçteyken bile bulunmamız sebebiyle bizim özellikle reklamımız, tanıtımımız açısından dünyada
bunun reklam değerini hiçbir şeyle ölçemezsiniz. Siz televizyoncusunuz. Şimdi şunu merak ediyorum başkanım. Evet. Şimdi biz bu son adaylıkta prosedür nasıl gelişti? Yani biz neler yaptık? Önce Olimpiyat Komisyonu'na başvurdunuz biz adayız diye. Sonra bir ön eleme oldu, evet. Ve 3'e kaldık. 3'e kaldık. Sonra ne oldu? Sonra buraya gelip bir rapor hazırlandı. Tabii şimdi sonra İstanbul'da biz aday kent olarak sunumumuzu yaptık. IOC üyelerine sunumumuzu yaptık. Çalışmalarımızı onlara İstanbul'un bu adaylığa hazır olduğunu ve onların kriterlerine uygun bir şekilde yol haritamızı koyduk. Taahhütlerimizi koyduk. Taahhütler imzaladık. Aynı şekilde bütün aday kentler bunu yaptılar. Neydi o taahhütler? Taahhütler işte ulaşımdan altyapıya kadar, sportif alanlara kadar, statlara kadar her şeyin yeterli olabileceğini ve özellikle olimpiyat sporcu köyünden sporcuların müsabaka alanlarına ulaşılması konusuyla ilgili. Biz bunu 15 dakikalara kadar indirebileceğimizi ve ulaşım sistemlerimizi zaten yapmakta olduğumuz İstanbul'un ihtiyacı olan ulaşım sistemlerini anlattık esasında. Havaalanı anlatıldı. Bizim bütçemizi çok yüksek buldular. 19.2 milyar ciddi para dediler. Bu nasıl bir iş? Bunu 17'sinde de biz harcayacağız. Esasında biz bunu zaten harcıyoruz. Harcayacağız, devam ediyoruz. Çünkü bizim ulaşım metrolarımıza ihtiyacımız var, sisteme ihtiyacımız var. Üçüncü köprü yapılıyor. Bunlar hepsi orada deklar edilen şeyler. Biz adaylığımız için bu konudaki taahhütlerimizi ve 19 milyar mı harcayacağız biz? 19 milyar. 19.2 milyar harcayacaktık. Tabii bu yüksek bulundu ama neden? Bizim altyapımız, ulaşım sistemlerimizde ciddi yatırım yapmamız gerekiyor. Aynı şekilde diğer kentler de kendilerini anlattılar. Sonra 30 Mayıs'ta Rusya'nın Petersburg kentinde bir toplantı yapıldı. Orada tekrar sunumlar yapıldı. 3 Temmuz'da Lozan'da IOC üyelerine bir sunum yapıldı. IOC merkezinde. Merkezinde. Daha sonra da bu şeye davet edildik ve gittik. Orada bütün kentler işte dediğiniz gibi büyük bir kafilelerle kendilerini orada peki bütün bu hazırlıkların bütçesi kaç paraydı? Yani bizim bu adaylık hazırlığı bütçemiz kaç? Çünkü planlar yapıldı, projeler yapıldı, davetler verildi. Yani yanlış söylemeyeyim ama zannediyorum 40 milyon lira civarında. 40 milyon reklam, TL. Tanıtım, evet. Yani öyle atla devrede bir şey değilmiş yani. Değil. Tabii bunu yine sponsorlar, bunu kendi bütçesinden değil, yine taahhütler, sponsorlar, iş adamlarımızın verdiği desteklerle bu başlıyor. Belediye bu işe bir ayrı para ayırmadı mı? Yok, bizim zaten çok cüzi bir miktar bizim yasadan gelen bu şeye olimpiyat için bir katkı fonu var zaten. Katkı fonu var ama bundan harcanan bir paralar değil. Onlar bu, tesisler harcıyor. Tesisler harcıyoruz. Tesislerle ilgili böyle bir çalışma yapıldı. Tabii o beraberdik. Orada gördük. Yani çok heyecanlı bir bekleyiş ama bir kere ilk üçe kalmış olmak önemli bir şey. Sonra ikiye kalmak gerçekten büyük bir... Ben şeyi gördüm. Madrid'in yaşadığı şoku gördüm. İnanamadılar. Yani adamlar hani tabir yerindeyse eşekler düşmüş gibi oldular. Yani biz ilk ikiye kalamayıp da Türkiye kalınca. Şimdi olimpiyatların katkısı nedir diye bakarsak Madrid burada en açık şekilde ortaya koydu sunumlarında. Buna ihtiyacımız var dedi adeta. Ve dedi ki bizim işsizliği ortadan kaldırmak ve sıkıntıları bertaraf etme adına, yeni heyecan verme adına buna ihtiyacımız var. Bunu bize vermelisiniz gibi derecede, ileri derecede talepte bulundular. Yani bunu bizim öykümüz neydi? Biz neyi istiyoruz dedik? Biz dedik ki bir kere her şeyden önce en büyük gücümüz iki kıta üzerinde tek ilk defa bir olimpiyat olan iki kıtayı basan dünyada bir başka örneği olmayacak bir kent. Bir, doğuyla batıyı birleştiren medeniyetler merkezi, medeniyetler ittifakı diye dünyada gündemde olan medeniyetler çatışmasını ortadan kaldıracak hamlelerde bu işin merkezi. Gerçek anlamda bir barış kenti. Bölgemizdeki sıkıntıları dünyanın en eski şehri. Ve dünyaya özellikle insanlığın ortak lisanı dediğimiz spor, kültür, sanatlardan bir tanesi var. Sporla bir dünyaya barış mesajı İstanbul'dan verilebilir dedik. Buradan verilmeli ve coğrafyamıza önemli bir katkı sunacağını söyledik. Tabii ki bizim ekonomimize, bizim kentimize önemli katkılar olacak. Doğru, turizme katkısı olacak ama her şeyden önce barışa katkısı olacağının üzerinde ısrarla durduk. Talebimiz bu oldu. Diğer taraftan biliyorsunuz Tokyo'nun da talepleri, ısrarı, tanıtımı sunumlarındakini gördük. Onlar da bazı sıkıntılar yaşamaktalar. Onları aşma ve gündem değiştirme. Yani belki Tokyo'da ve Japonya'da yeni bir gündem oluşturma adına bunu ısrarla istediler. Ama Madrid'in isteyişini gördük. Çok ısrarla adeta böyle rica edercesine
Bunu bize verin ki kurtulalım. Ya madem şey diyorsun, yani sanki İspanya'nın kurtuluşu bu olimpiyatların, yani krizden çıkışı bu olimpiyatlara bağlıymış gibi sunum yaptı. Fatih Bey, yani işsizlik %30'lara yaklaşmış. İşsizlik oranı. Bu yeni bir iş hacmi oluşturacak, yeni bir heyecan getirecek, ekonomisini canlandıracak şeklinde Madrid'in tabii ki üzerinde ısrarla durduğu bir şeydi. Ve orada yeni bir umut olacak. Umutlar, heyecanları ve ekonomiyi hareketlendirici, tetikleyici önemli unsurlar. Umutlar oluşması için. Peki İstanbul'da ne olacaktı yani? Alsaydık ne değişecekti İstanbul'da? Şimdi zaten siz o yatırımları yapıyorsunuz. Zaten o 19 milyarın 17-18 milyarı zaten sizin bütçelendirdiğiniz ve harcanacak paralar İstanbul için. Ne değişecekti İstanbul'da? Niye bu kadar ısrar ettik bu konuda? Tabii biz buradan dünyaya bir barış mesajı verecektik. Yani Doğu ile Batı'yı birleştirme. İşte boş ver o mesajı falan. Gerçekte İstanbul yaşayana ne kazandıracaktı bu iş? İstanbul yaşayana, şimdi ben bir parantez açıyorum. Batı'da belediye başkanları kentlerindeki organizasyonların sonunda, kongreler, konferanslar sonunda kentime katkısı nedir hesapları yapıyorlar. Buradan diyorlar turizmden ne pay elde ettik? Yani burada hizmet sektörü ne aldı? Taksici esnafı ne kazandı? Yani burada ciddi anlamda önemli katkı sunuyor kentin ekonomisinde, hareketine, ama genelde baktığın turizmine, zaman birebir de zarar ediyorlar. Yani olimpiyat yapan ülkeler olimpiyat tarihi itibariyle, yani olimpiyatın başladığı bittiği günden itibaren yapılan hesaplamada genelde negatif çıkıyor. Ama artısı ne oluyor? Ülke imajı oluyor, şu oluyor, bu diyor. İstanbul ne hesap yapmıştı burada? Şimdi bakınız, İstanbul biz göreve geldiğimiz 2004'te 2 milyon 800 bin turist alıyor. Şu anda 11 milyonlara gidiyoruz. Evet. Ciddi anlamda bir tanıtım fırsatı. Antalya'yı geçmek üzere. Müthiş bir tanıtım fırsatı bu. Yani bunun vasıtasıyla insanların gelmesi. Halen gittiğimiz kentlerde biz o kentlerdeki olimpiyat alanlarını geziyoruz. Yıllar önce yapılmışsa bile onları görüyoruz. Bu anlamda devamlı hareket eden bir turizm etkisi, katkısı olacak tabii. Bir de başarımızı dünyaya gösterme fırsatı verecek bize. Yani bizim bir iddiamız var. Bakınız, Şampiyonlar Ligi final maçını Liverpool-Milan maçında yetişmez dediler, biliyorsunuz. Atatürk Olimpiyat Stadı, ulaşım yolları falan bitirdik. Bitti. Ve önemli bir katkı sundu bir tanıtım açısından. Bu da bizim başarıyla sonuçlarını bildireceğimiz ve kısa sürede, yani o süre 7 yıl içerisinde yatırımlarımızla kente hızlandırarak katacağımız, zaten yapmakta olduğumuzun yanı sıra bir takım sportif alanlar, ki bir tanesi Haydarpaşa'da öngördüğümüz açılış seremonisi yapılacak stadyum. Şimdi mesela olmak. Çok özelim başkanım, onu hemen bir araya gireyim. Şimdi açılış seremonisi yapacağı stadyum Haydarpaşa'da. Oyunların oynayacağı stadyum İkitelli'de. Ya da işte Altınşehir neresi orası. Şimdi bu bana çok garip geldi. Niye şimdi olimpiyat oyunları olimpiyat meşalesinin altında oynanır? Ve olimpiyat meşalesi olimpiyat stadında olimpiyatlar boyunca yanar. Şimdi biz meşaleyi Haydarpaşa'da yakıp oyunları biraz garip değil miydi? Yok, Haydarpaşa'da da oyunlar var. Orada da müsabakalar var. Özellikle kürek yarışları ve kano'nun yine... Yok ama olimpiyat stadı merkezidir ve meşale orada yanar. Arkasında şunu biz vermek istedik orada. Asya'dan Avrupa'ya bakıyorsunuz ve arkanızda... Ha, belki olimpiyat meşalesi orada olacaktı da oradan bir şey mi yakılacaktı falan. Ayasofya falan, arkanızda bir tarih var, bir derinlik var. Ve arkaya güzel bir perspektif koyuyorsunuz, bir derinlik koyuyorsunuz. Ve böylece İstanbul'un hem doğu hem batı merkezi olduğunu gösterme. Dünyaya bir noktada tanıtım bu. Yani orada en iyi tanıtımı nerede yaparız diye. Gittiğimiz herhangi bir alanda bir statta yapmak başka. Arkasında bu coşkuyu, bu heyecanı, bu geçmişi göstererek kente bir dünyadan bir girdi sağlamak önemli bir şeydi. Yani bu seçilen yerler her biri, zaten verdiğimiz noktalar sporcuların... IOC'nin öngördüğü müsabakaların statlarına, müsabaka alanlarına yarım saatin altında erişmelerini istiyor. Bizim bütün bu gösterdiğimiz noktalar yarım saatin altında. Bunu sağlamak amacı. Bunu sağlıyor ve İstanbul Boğazı'nın her iki tarafında noktalarda birçok sportif, yani olimpiyatın bütün sportif müsabakalarının her tarafta kentte canlı bir şekilde yapılacak hale gelecekti. Ve çok önemliydi. Kentte bir heyecan getirecekti. Tabii buradan turizmden bir pay alacak. Önemli, hep onu söylüyoruz. Reklam değeri bir kere hiç kaçınılmaz önemli. Ve 40 milyon civarında turist bekleniyor. Sırf olimpiyatlarla ilgili. 40 milyon civarında. Gerçi 8 milyon bilet satılıyor olimpiyat. 8,5 milyon bilet var olimpiyat oyunlarına satılan galiba. Başka, sırf hani bilet öyle ama
bununla ilgili kente gelenler, kent hareketliliğini sağlayan insanlar olacak devamlı şekilde. Valla genellikle 10 harcayıp 3 toplayabiliyorlar olimpiyatta ama dediğim gibi imajla ilgili çok fazla şey değişiyor. Ülke imajı değişiyor, kent imajı değişiyor. Kente uzun süreli bir katkı sağlıyor. O yüzden de o birebir hesaplama bence doğru değil. Bir şey dikkatimi çekti. Bilmiyorum, şimdi hem sizin yaptığınız vurgulamalarda, hem hükümet kanadının yaptığı vurgulamalarda, hem bizim tanıtımı yürüten organizasyon komitesinin yaptığı vurgularda ve hepsi önemlisi orada gösterdiğimiz tanıtım filminde ben bir spor adamı olarak görüyorum kendimi. Yıllarca sporun içinde oldum, spor yaptım, spor yöneticiliği yaptım. Spor eksikti. Yani evet hep tanıtım, hep ama ben bizim orada gösterdiğimiz tanıtım filmini biraz turizm filmine benzettim. Olimpiyatları biraz turizme indirgemişiz gibi geldi bana. Spor ön planda değildi orada. Bilinçli bir tercih miydi o? Niye daha spor, yani İstanbul'un sporla kaynaşmasını gösteremedik biz orada. Kaynaşmadığı için mi gösteremedik yoksa niye? Ya ben de katılıyorum buna. Tabii bunu bir komite ve bunu ilgili ajanslar çalışmasıyla ki yurt dışına birkaç ajansın gerek yaptığı bir çalışmadır. Mesela ben orada Avrasya Marathonu'nun çok etkili bir şekilde... Köprü üstünde koşuluyor, iki kıtadan koşuluyor ve orada görüntüsü görmedim. İnanamadım ben. Yüz binlerin koştuğu bir maraton gösterilmedi. Şaşırdım ben. Yoktu. Yani orada Boğaz Köprüsü'nde yok Welcome to Asia, Welcome to Europe yazacaklarına o koşucularla beraber onu gösterselerdi. Bisiklet koşucuları. Bisikleti şöyle bir hafif gösterdiler ama onda mesela köprüde göstermediler. Yani gösterdikleri bölüm İstanbul dışındaydı. Tabii yani ben mesela bizim en büyük iddia olarak ortaya koyduğumuz Avrasya Maratonu. Evet. 34'ünü yaptık. 34 tane yaptık. 100 bin kişi koşuyor her birinde. Evet, bütün İstanbul koşuyor. Yani bütün kent hareketi olarak gördüğümüz bunun olması lazım. Ona katılıyorum. Ben de katılıyorum ki diğerlerini de bir teknik adam gözüyle de takip ettim. Kısmen sizin kadar olmasa sporcu gözüyle de baktığımda yani biraz spor ağırlığı, biraz tema eksikliği gördüm evet. Ben de. Yani Mevlevi dervişlerini göstermek iyi, hoş da yani onu zaten Turizm Bakanı Türkiye'nin tanıdığı filmleri her yerde gösteriyor. Yani ne alakası vardı onun çözemedim ben sporla. Yani çok kötü değildi ama çok kötü daha iyi oldu. Hayır çok güzel bir filmdi ama bir olimpiyat filmi değildi. Evet. Biraz daha tanıtım ve İstanbul'un evet. Özelliklerini gündeme getiren daha ağırlıklı ama... bir kurgusu, bir hikayesiyle başlayıp böyle biraz daha farklı. Mesela Japonların filmi çok güzel. Yani spor aşkı, kalplerinde spor evet. Aşkıyla falan böyle kalp duruşuyor falan. Bir hikayesi var. Bir hikayesi vardı. Bizimkinin sadece bir tanıtım filmi gibiydi. Açıkçası spor tarafını eksik buldum. Acaba IOC bunu etkilenmiş midir? Sanmıyorum ama onlar filme bakıp karar vermezler ama yine de o film daha etkileyici olabilir diye düşünüyorum. Peki başkanım. Karar açıklandığına kadar içinizde bir umut var mıydı? Çünkü ben kendi adıma Buenos Aires'e gelmeden bir hafta evvel bir yazı yazdım. Okudunuz mu bilmiyorum. Dedim ki %51 Tokyo, %30 İstanbul, %19 da Madrid. Şanslar böyle dedim. Ben bunu söylerken ne Olimpiyat Komisyonu yapılan girişimlerinde ben sadece spora ekonomik olarak baktığım için böyle söyledim. Siz ne görüyordunuz gittiğimizde oraya? Tabii kalbimize geçen İstanbul'un olimpiyat meşalesini yakar hale gelmesiydi. Arzumuz buydu. Temennimiz, beklentimiz buydu. Heyecanımız buydu. Gayet normaldi ama her zaman biz tabii ki üç kentin eşit mesafede olduğunu hep dile getirdik. Tabii orada benim şahsi şeyimde kanaatimde ki ben buraya IOC üyeleri geldiğinde özel yemekte de söylemiştim. Yani bir şey olsa ki bir ülke ve bir şehir bir almışsa bir daha almaması lazım. Eğer bu bir mesajsa, bir dünyada bir barışa katkı sunacaksa, bu ülkelerde... Londra 3 kere aldı. Evet, yani Paris 3 kere aldı. Şimdi bu, Amerika'da 4 kez yapıldı. Los Angeles 2 kere aldı. Evet, şimdi Almanya tekrar istiyor. Almanya tekrar istiyor. Falan. Yani bu değil. Bunun bir barışçıl boyutu burada bir farklı Gesse boyuta var, geçiyor. Yani bu bir kere onu söyleyeyim. Böyle baktığımda eğer gerçek anlamda bir barış mesajı ve Medeniyetler İttifakı ve dünya barışına bile hele şimdiki sıkıntılı anda bu İstanbul'a verilebilir. Öyle veya böyle. Yani eksiklikleri olsa bile diğerlerinden güzelliklerinin yanı sıra bu düşünülebilir diye içinde bir umut vardı açıkçası. Bir kritik yaparken arkadaşlar kendi aramızda Madrid'de mi kalsak lehimize? Bence Madrid lehimizeydi. Tokyo'yla mı kalsak lehimize Madrid diye hesaplar yapıldı. Ağırlıklı Madrid'le kalırsak lehimize olur diyenler oldu.
Efendim, tam tersi düzende vardı, ben onlara tersi katılmadım. Tersi diyenlerde efendim Avrupa bize yüklenir falan diye. Ki Avrupa pek değişmediğini gördük orada esasında. Şimdi oradaki de yargı, ben oradaki organizasyon komitesindeki arkadaşlara da anlattım onu. Oradaki yargı tamamen yanlış. Dediler ki işte Tokyo'ya kalırsak Avrupa bize oyunu verir. Dedim ki Avrupa bize katiyen vermez. Çünkü 2024'de Paris aday. Madrid bir kez daha aday olmak istiyor. Almanya aday. Eğer 2020'yi biz alırsak 2024'ün Avrupa'da olma ihtimali kalmaz. Tabii. O yüzden de Avrupalılar eğer Tokyo ile Türkiye arasında bir tercih olursa İstanbul arasında kesin Tokyo'ya giderler. Tabii. Avrupa'nın şansı devam etsin diye. Çok net bir şeydi o yani. O yüzden o konudaki kim ne dediyse bence haksız. Tabii Tokyo ile kalınca da bazı dezavantajları var Tokyo'nun. İşte yaşadığı sıkıntı falan bunları ben şahsen bir tehdit olarak gördüm, sıkıntı olarak. Çünkü bunu bugün, yarını, geleceği bilmiyorsunuz. Bir bilmiyorsunuz. Yani onun ne zaman geleceğini bilmiyorsunuz. Bana BBC Suriye'yi sordu. Dedim ki ya bunu bütün dünya, Türkiye özellikle ve NATO bu şeyin kan ve gözyaşının durmasını istiyor. Türkiye buna ısrar ediyor. 100 yıl savaşları değil ki, bu sürmez. 7 yıl sonrasını konuşuyoruz. Bu bitecek, bitmesi lazım. Ama diğerinde, diğerinde bitse de bitmiyor ki. Bilemezsiniz ona ne olacağını. İnşallah insanlık için bir dram olmaz. Olmaz inşallah. Yani sıkıntı olmaz. Biz o patlamanın arkasından ekip gönderdik Tokyo'ya. Belediye olarak biz de sizin bu afetinizde nasıl katkı sunabiliriz diye. Çünkü dünyanın herhangi bir yerinde bir insan veya bir sıkıntı yaşanıyorsa mutlaka orada olmanız lazım. Tabii bizim beklentimiz IOC'nin biraz daha cesur karar vermesiydi. Onu bekliyorduk. Cesaretle bir karar vermesi gerekirdi. Biraz burada herhalde farklı değerlemeler yapıldığını da bir taraftan düşünüyoruz. Tokyo ile kaldığımız zaman avantaj olarak bizim işte bölgemiz ve bölgemizdeki durumları da dikkate almıştık. Tokyo'nun durumunu dikkate almıştık. Daha önce olimpiyat yapmış olmasından dolayı da belki demiştik ama bunlar hiçbiri işlemedi. Bir farklı şekilde değerlendirildi. Başka şeyler de vardır. Onların detaylarını bilmiyorum. Nedir o başka şeyler? Olabilir yani. Oylar kaç kaç çıktı son olarak? Siz son oy sayıları alabildiniz mi? Ya bizim 36 kaçtı bizim? 36 galiba evet. 36. Biz Tokyo ile karşı karşıya 30 oyumuz varken sonra 36 oya çıkarmışız dediler. 26'dan 36'ya çıktı. 10 oy falan aldık. Biz diğer tarafı tarafa gitti. Tarafa gitti. O tarafa gitti. 60 küsürle. Evet 60 küsürle. Yarı yarıya fark olmalı. 63 mi? 60 küsürle aldı. Tabii bu da dediğiniz gibi Avrupa'da böyle bir hesaplar vardır. Hayırlı olsun, tebrik ettik. Sayın Başbakanımız centilmenlik gösterdi, tebrik etti. Kalktı, abiye sarıldı. Bu kadar. Ama biz tabii ki gerçekten benim şahsen görüşümde kaybetmedik. Yani elimizde olan bir şeyi kaybetmedik, bize verilmedi. Ama biz ciddi anlamda bir reklam vallahi ben şunu olduk, söyledim yani. Tanıtım yapmış olduk. İstanbul kaç günde olsa gündeme oturdu. Başa baş bir yere kadar gelmiş olmakta, şimdiye kadar gelmediğimiz çok bir olmadı, nokta önemli. Ama bu yarışta varız, hiçbir zaman çekilmemek lazım. Biz iddiamızı her alanda sürdürmek zorundayız. Kadir Bey şöyle söyleyeyim, Times gazetesi, İngiliz Times gazetesi Türkiye'nin alması gerektiği konusunda önden iki makale yayınladı peş peşe. O gün oylama günü bizim orada konuştuğumuz yabancı gazetelerin tamamı bu iş Türkiye'nin hakkı diyorlardı ama Türkiye'ye vermeyecekleri de ekliyorlardı. Yani herkes Türkiye üzerinde bu işi İstanbul'un hak ettiğini herkes söyledi. Hatta bir Japon gazetesi dedi ki İstanbul Tokyo'dan daha iyi aday ama Tokyo alacak diye bir Japon gazetesi söyledi bunu. Yani çok netti. Tam etken ne olmuş olabilir? Çünkü bir sürü etken var. Yani şimdi baktığınız zaman bunu heyettekilere de anlatmaya çalıştım dilimin döndüğünce. Şimdi biz bu insanlarla yani bir olimpiyat komitesi üyesi olan insanlarla ve buradaki bağlı federasyonlarla dediğiniz gibi 4 senede bir olimpiyat vesilesiyle karşılaşıyoruz. Oysa Japonya gibi, Amerika gibi, İngiltere gibi büyük ekonomiler, büyük şirketler bunlarla her gün beraber. Şimdi Uluslararası Atletizm Federasyonu, Uluslararası Tenis Federasyonu, Uluslararası işte Yüzme Federasyonu bunların hepsinin sponsoru ya Japon firması ya Amerikan firması ya Alman firması. Adamlar Sony ile, Panasonic ile, Honda ile, Toyota ile bilmem ne ile her gün sponsorluk görüşmeleri yapıyorlar ve bunlar sürekli her yıl düzenlenen organizasyonlarda sponsorlar. O yüzden de ülkeleri adına lobi yapmaları ve buraları etkilemeleri çok daha kolay. Şimdi Türkiye'nin böyle bir büyük markası yok ki. Şimdi baktığınız zaman Beko ve Türk Hava Yolları dışında spora doğru düzgün yatırım yapan, uluslararası düzeyde yatırım yapan Türk firması yok. İşte biraz belki
kanun gereği adını söyleyemeyeceğimiz bazı firmalar, çünkü dün biliyorsunuz kanun yürürlüğe girdi, bir takım içecek firmaları şey yapıyor ama yok şimdi mesela Coca-Cola örneği var mesela. Coca-Cola'nın ötürü Atlanta'ya olimpiyat verdiler. Çünkü o şirket milyar dolar yatırıyordu spora. Başka hesaplar tabii bunlar. Bin tane hesap var. Şimdi bu hesaplardan sıyrılmak mümkün mü? Bir daha aday olacak mıyız? Ya bir şey daha var tabii. Bir de Müslüman ülke. Yani ağırlıklı nüfusu. Etkili Müslüman ülke olması. Zannediyorum hiç verilmedi şimdi. Ama 100 kaç? Bir cesaret isterdi. Bu 110 yani. Senedir verilmemiş bir kere. Ya. 120 senedir evet. Olimpiyat var. Bir kere bir Müslüman ülke verilmemiş. Verilmemiş. Yani burada bizim Türkiye'nin doğunun bir yüzü aynasıyla arkasındaki hinterlandına baktığınız zaman İslam coğrafyası, Türkiye Cumhuriyetler, Avrasya bölgesinin bir yüzü olarak, batıya bakan yüzü. Böyle bir konuma hak eden bir kent olarak biz bunu da görüyoruz. Ama buna bir cesaret edilmesi gerekiyordu. Verilmeli. Başka nedenler de vardı. Bu ticari nedenler vardır. Siyasi nedenler de var. Siyasi nedenler. Madrid sorguluyor basınında. İstanbul'a nasıl kaybettik biz diye. O da bir taraftan onun derdinde tabii düşüyorlar. Çünkü diyorlar ki biz kalsaydık Tokyo'yla belki biz alırdık hesapları yapıyorlar. Biz Tokyo'ya nasıl kaybettik? Biz de onu biz o hesabını yapıyoruz. Bakıyoruz. Şimdi biz bölgemizin bir lokomotif ülkesi olarak böyle bir şeyi alsaydık bölgeye önemli katkımız olurdu. Şu anda dışlanan... O yüzden ben bugün olimpiyat Türk İstanbul kaybetti, olimpiyat kaybetti diye yazdım. Çünkü olimpiyatların tarihi açısından da farklı bir şey olacak. Evet, doğru söylüyorsunuz. Doğru. İstanbul bir şey kaybetmedi. Olimpiyatlar yani böyle bir farklı bir medeniyeti ve herkesin mütabakata vardı ki orada bizim görüştüklerimiz de aynı şeyi söylediler. Bu hak sizin. Size verilmesi lazım diyor yabancılarda. Gazeteler söylüyor. Herkes açıkçası net söylüyorlardı. Öyle değerlendiriyorlardı baktıklarında. Bir şeyimiz eksik değil. Hani geçmiş dönemlerde bizim bu seviyede olmadığımız dönemler iddiamız çok fazla şey yapamadık. Yani belki niye verilmedi diye ama bugün niye verilmedi diye sorgulayabilecek durumdayız. Şimdi tabii bugün Ahmet Hakan da Yılmaz Özil olimpiyatlar niye Türkiye'ye vermedi yazılar yazmışlar. Yazılar siyasi yazı olarak çok hoşa giden yazı olabilir ama olimpiyat içerisinden baktığınız zaman yanlış. Mesela Yılmaz Özil diyor ki işte o statta olimpiyat yapılmaz, cirit bilete basın diyor. Halbuki o statta yapılmayacak. Stat baştan sonra değişiyor. Tamamen kapatılıyor. Rüzgar kalmıyor içinde. O normlara uygun hale geliyorsunuz. Zaten size standartlar veriyor. Zaten vermezler. Kriterler veriyor. Diyor ki bunlara geleceksiniz diyor. Yani siz şurada abi ben şuradaki top sahasını gösteririm o bilmem ne falan diye değil yani. Sizin oradaki futbol standartlarına. Peki Gezi etkili oldu mu? Başta öyle bir söylem vardı. Gezi etkili falan filan yani, diye. Fakat orada öyle bir hava görmedik. Başbakan'a yok, sorulan sorularda da Gezi sorulmadı. Bize sorulmadı. Yani yani ucuz bir polemik konusu olarak belki düşünülebilir. Bazı ülkelerde belki şöyle etkisi olmuş olabilir. Şöyle düşünüyoruz. Yani 20-36 ülkede birden bu gösteriler, aleyhte gösteriler başladı. Gezi ile ilgili, Gezi'ye destek şeyleri başladı. Tabii bu bütün dünya, San Francisco'dan bir arkadaşım geldi. Ya diyor, Meksika şeyli, Hindistanlı bir şoför diyor, Amerika'da yaşayan taksi şoförü. Bana soruyordu ya, nasıl işte Tayyip başbakanını seviyordu, halk seviyordu, niye böyle oldu diye. Şoför dahi biliyor. Dünya herkes biliyor. Herkes biliyor. Herkes bilir hale geldi. Bütün dünya bunu takip ediyor. Burada yani bunu değerlendirip bunu farklı görenler olabilir ama daha sonra bunun böyle olmadığını ki bana gelen yabancılar yani misyon şefleri ve bir takım misafirlerle konuştuğumda baştan biz de öyle algıladık ama sonra gördük ki bu farklı bir Gezi'nin aleyhte bir yani bu oylamada aleyhte bir etkisi bence olmadı. Çok fazla etkili olduğunu düşündüm abi. Kısmen belki bazı üyeleri olabilir. Ama burada özellikle muhalefetin de kalkıp destek verdiği bir olimpiyat müracaatımız var. Onların da bu konuda arkasında durduğunu göstermeleri sebebi önemli. Siyasi partiler de bunu verdi. Yani burada tabii Gezi'den bir olumsuzluk, bir demokratikleşme sürecine karşı duran bir falan gibi bir şeyler verilmek istendi. Belki çevreye karşı hassasiyeti gösterilmeyen bir yönetim gibi ama bunlar bu algılar bozuldu sonra. Bunların farklı bir değerlendirme olduğunu, farklı bir
manipülasyonlar oldu. Yani bu hassasiyetler bana sorarsanız olimpiyat komitesi yok. Öyle olsaydı Çin'e olimpiyatlar. Yani insan hakları ihlallerinin en üst düzeyde olduğu ülkeye, en insan hakları ihlalleriyle gündemde olduğu sırada işte Tibet olayı varken, Sincan Uygur meselesi varken. Olimpiyatlar buna bakmaz. Bakmıyor. Yani. Bence de bu kadar bakmaz. Yani kısmen üyelerden bazıları birazcık. Belki birkaç tanesi bir hassasiyet olabilir. Hassasiyet, öfke tarzında ortaya koyabilir ama genel anlamda ülkelerde bu şeylere bakmıyorlar. Peki Kadir Bize Bey. Bize bir tek o hatırlıyorsunuz şeyi sordular. Özellikle işte Suriye'yi kısmen geldiler. Ama tabii sporcuların bir takım maddeleri kullanıyor. Doping meselesi. Doping etkili oldu mu sizce peki doping meselesi? Onu çok sordular. Çok sordular, evet. Çok sordular. Üzerinde durdular. Nasıl mücadele edeceksiniz? Ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Türkiye'de sanki tüm sporcularda böyle bir alışkanlık varmış gibi. Böyle bir şeyleri var. Tabii o, bence o şartların eşit olmadığını, eşit şartlarda bir müsabaka olmayacağı anlamında değerlendirdikleri için ona devamlı sordular. Evet. Yani bizim özellikle dışarıda da bunu bize sordular. Bu dopingle çok gündemdeydi orada açık sordukları gibi dışarıda da bunun üzerine çok duruyorlar. Bize de gazeteciler çok o konuyla ilgili hem eleştirdiler hem yorum yaptılar hem soru sordular. Doping meselesi gerçekten bana sorarsanız Gezi'den 10 kat daha etkili orada. Evet. Orada olimpiyat komitesinin ve çevrelerinin içerisinin kararında. Bir de ben dış politikayı etkili gördüm Kadir Bey. Yani Türkiye'nin mesela banka oy alması düşünüyor. Diyorsunuz ya Müslüman ülkeye olimpiyat verilmiyor falan filan diye dediniz ya. Baktım ben Araplar bize karşıydı. Yani Araplardan oy alamadık. İşte Afrika'dan aldık mesela. Güney Amerika'dan aldık. Yani bunu kesin olarak söylemiyorum ama izlenim olarak konuşmalardan çıkardığım. Ama Araplardan oy alamadık. Müslüman ülkeler oy vermiyorsa kim verecek? Burada tabii şunu hemen aklıma getiriyorum. Eurovision şarkı yarışmasında puanları verirken görüyorsunuz. Hiç alakası yok. Tık 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 böyle birbirleriyle. Bir komşuluklar vardır. Komşuluklar ama bize bu komşuluk hiç işlemez. Bize aleyhte işliyor. Bize işlemiyor. Yani Arap dünyası ki etkilidirler bazıları parasal nedenlerle bu komitelerin içerisinde. Arap dünyasına biz oynamadı. Evet. O yüzden dış politika çok etkili diye düşünüyorum. Bir ara vereceğiz. Devam edeceğim Sayın Başkanım. Evet. Evet Sayın Başkan, mucizelere inanır mısınız bilmiyorum ama mucizeye doğru adım adım gidiyoruz. Uzatmaların son 2 dakikasına girdik. Türk milli takımı 1-0 önde ve şu anda da rahat bir şekilde top çeviriyor diyelim. Yan gözle de ekrana bakarak inşallah Boyle sadece kaybettiğimiz eşeği belki Dünya Kupası sayesinde buluruz. Brezilya'ya bir şekilde gideriz. Fatih Hoca'nın da efsanevi şansı da yanında olur inşallah. İnşallah. Şimdi tekrar deneyeceğiz herhalde değil mi olimpiyatı? 2024'de aday olacağız mı? İddiamızı hiçbir zaman bir bırakmamamız lazım. İddiamızı devam ettireceğiz. Zaten biz altyapımızı, ulaşım sistemlerimizi giderek geliştiriyoruz. Şimdi vatandaşın en çok sorduğu soru. Diyorlar ki olimpiyatı alamadık, metrodan vaz mı geçilecek, raylı siteden vaz mı geçilecek, şehrin o yöndeki planlamalarından vaz mı geçilecek? Hayır, bütün deklar ettiklerimiz bizim zaten programımızda var. Ulaşım network'ümüz var. Şunu söyleyeyim, bizim hedefte tamamladığımız zaman metrolarımızı dünyada New York'tan sonra ikinci metro ağına sahip bir kent olacağız. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Bakınız 2016'da 7 milyon gün kapasiteli bir metro ağına
2019'da 11 milyonluk bir met var. Başkanım ikinci golü attık, 2-0 oldu. Bir dakika kala maçın bitmesine. Siz orada takip ediyorsunuz. Bir yandan oraya bakıyorum. Güzel, güzel müjdeli bir haber. Yani gözüm bizi sizde, kulağım. Pardon, gözüm orada, kulağım sizde diyebilirim. Yani bizi izleyenler, onu takip edemeyenlere evet, bir müjde vermiş olduk. Hayırlı olsun inşallah. Diğer takımların durumu tabii önemli. Biz metro ağlarımızı kentin ulaşım sistemine erişimlik diyoruz. Yani aracınıza gidemezsiniz bile, mutlaka erişebilmek adına metro ağına sahip olmak lazım. 800 kilometreye kadar gidecek, böyle görüyoruz. Şu anda 140 galiba değil mi? Şu anda 140'lara yakın kilometredeyiz. Şu anda 1,5-2 milyona yakın insan kullanıyor. Bu giderek artıyor. Ve günde 2000, değil mi bu? Ona, günde. 2016'da bahsettiğim gibi 7 milyon olacak. Geldiğimiz zaman 402 bin kişi kullanıyordu günde. Bakın 402 binden 7 milyona 2019'da 11 milyon kişilik kapasiteye sahip olacak. Ya bu yatırımlar devam edecek. Bu ayın 18'inde bir ihalemiz var. Mahmut Bey Bağcılar'dan Mecidiyeköy'e olan 17,5 kilometrelik metro hattımızın ihalesini yapıyoruz. O daha sonra Mecidiyeköy'den Kabataş'a gelecek olan bir hattır. İki etaplı yapıyoruz. Bir etap orası ve ihaleye çıkıyoruz. 16 istasyonlu, yanlış olmasın, ihaleye çıkıyoruz ve kısa sürede onu da yaparız. Bu Kağıthane'den geçecek, Çağlayan'ı alacak, Gazi Osman Paşa'dan, Giykop'tan falan gidecek Mahmut Bey'e. Arkadaki coğrafya Kayabaşı, Başakşehir, diğer taraftan Bahçeşehir tarafı ve Halkalı tarafında alacak şekilde bu uçları devam eder. Kaç kilometre bu toplam? Yani 25 falan gibi duruyor. Böyle tabii 24 küsur kilometre bir kere Kabataş'a kadar gelecek olan kısım. Arkası açık, devam edecek kısım yönleri var. Yani bizim bir taraftan projelerin devam ettiğimiz etüt aşamasında olan. Yani o olimpiyat komitesine söz olarak verilen ulaşım projeleri olimpiyat olmadığı halde devam ediyor. Devam edecek. Asla durmayacak. Yatırımlarımız, kaynağımız var. Var mı para? Paramız var. Biz borçlanma limitimizin şu anda %38'indeyiz. %38 isterse boş, uzun vadeli kredilerle de gidebiliyoruz. Kaynaklarımızı kendi ağırlıklı öz kaynaklarımızla yürüyoruz. Ve ağırlıklı yatırımımız ulaşımla ilgili. Şu anda bizim metrolara yaptığımız yatırımlar 7 milyar doları geçti. Devam eden ihalelerimiz var. Üsküdar Ümraniye Çekmeköy hattımız. Daha sonra daha ileriye kadar, Alemdağ'a kadar uzanacak olan bir hattımız var. Ve o bölgede Sancaktepe'yi de içine alan bir çalışma bu. Hattımız ihalesi şeyi devam ediyor, inşaatı. Havaalanı Sabiha Gökçen'e gidecek, Sultanbeyli'yi içine alacak hatlarımız var. Yani İstanbul'u yer altından demir ağlarla yürüyoruz. Yakında bu ay içerisinde biz İstanbullulara bunu bir tanıtımla tamam bütün önümüzdeki ağları vereceğiz. Önümüzdeki ay Marmara açılıyor. Marmara 2013-29 Ekim dediğim Cumhuriyet Bayramı tarihinde açılacak. Yetişiyor mu? Yetişiyor. Orada bir dedikodu çıktı. Yok, kaydı 25 santim geri oturtuldu yok, bilmem ne falan filan diye. Bütün onlar tekniği, teknolojisi buna göre geliştirilmiş. Japonlar yapıyor zaten. Yani. Geliştirilmiş. 2000 yani 9 şiddetli depreme göre. Kayma falan yok yani. Yok yani, onlar bütün hesaplar yapılmış durumda. Zaten gömülerek getirildi o, biliyorsunuz. Denizin dibine oturmadı, gömülerek getirildi. Bir problem yok. Sıkıntısı yok. O devreye girecek. Ve İstanbul inşallah şu anda edindiği 125 kilometrelik metro hattını, raylı sistem hattını 800 kilometrelere doğru zorlayacak. 708 kilometre bizim kayıtlarımızda gözüküyor ama daha da ilaveler var. Şu anda bir tarafta inşaat devam eden Hisarüstü dediğimiz Boğaziçi Üniversitesi'ne gelen bir hattımız var. İnşaat devam ediyor onun da. Seyran Tepe'ye tek tüple gelmiştik. Oraya bir tüp daha ilave ediyoruz. Yoğunluğu alamadığı için. Nerede ihtiyaç varsa bunu yapıyoruz. Metrobüs hattı şu anda artık taşımıyor. Kadir Bey, iş böyle metro yatırım matırıma geldi mi ağzının suyu akmaya başladı. Keyifli anlatıyorsunuz. En tatlı iş o. Şimdi, ben şimdi yine bir tatsız yere dönüyorum. Oraya tekrar geliriz. Yani onların hepsini soracağım. Var onların hepsi sorularım arasında. Tekrar olimpiyata dönmek istiyorum ben. Olimpik tesisler. Şimdi Başbakan dönüşte uçakta bizim yanımızda Suat Kılıç'a talimat verdi. Dedi ki olimpiyat stadını yapacaksınız kardeşim dedi. Yani mevcut stadın yerine o stadın dış cephesine bir değişiklik yapılarak tamamen kapalı, rüzgar almaz şekle getirilmiş bir stad. Yapılacak mı bu? Şimdi inşaat teknolojileri çok gelişti.
Yani geçmişte açıklık geçmek, kapatmak falan büyük derdi. Şimdi koskoca statların üzeri kapatılabiliyor. Teknoloji gelişti, çelik teknoloji gelişti. Bu teknik olarak mümkündür. Bunun çalışmaları var. Siz isterseniz bunun üzerine bir kafeste kapatıp tamamen rüzgara kapalı hale getirebilirsiniz. Şu anda biz oraya metro getirmişiz ki komite, IOC üyeleri, yönetimi metro ile oraya kadar gittiklerine şaşırmışlar. Modern bir metro. İki istasyon var bir de Olimpiyat stadında, bir de Olimpiyat köyü olacak yerde var. İstasyonları, her şey lazım. Şimdi böyle bir stat yapmışsınız. Rüzgardan oynayamıyorsunuz. Bilmem ne filan. Artık bu da biraz ayıp herhalde, bunu alıp da bir başka yere götürecek haliniz yok. O halde sorunları neyse çözerek kullanılır hale getirmelisiniz. Diğer taraftan baktığınız zaman kuzey ülkelerinde hava şartları çok daha kötü olan yerlerde bu olayı çözmüşler. Yani burada rüzgarla oynayamıyoruz. Pardon diyecek haliniz yok. Teknoloji buna müsait. Bu kapatılabilir, olabilir. Tabii o stat yapılırken biz çok itiraz etmiştik. Yani 80'li yıllarda oranın ihalesi yapıldığında, 80'lerin sonuydu. Biz böyle stat olmaz, modern olimpiyatlar böyle statla yapılmaz dedik. Rahmetli Sinan Erdem inat etti, olimpiyat komitesi başkanıydı. O proje dönemin belediyesi tarafından da onaylandı, bakanlık tarafından onaylandı, yapıldı. Berbat bir stat olduğu konusunda en fikiriniz değişecek. Yine bir eleştiri de bulunmak istiyorum. Şimdi olimpiyata aday bir kent olarak İstanbul'un bir spor kenti olduğunu söylemek çok güç. Bizim çocukluğumuzdaki İstanbul nüfusu bugünkü nüfusun herhalde onda biri falandı değil mi o zamanlar? 1,5 milyonluk falan bir kenti. Kaç yılı? 60'lar. 2 milyonu bulmamıştı daha. O zaman İstanbul'da o günün şartlarına göre, bugün için tabii komik belki ama İstanbul'daki statlarda, Ali Sami Yensal'ın da, işte İnönü Stadı'nda, o zaman adı Mithatpaşa Stadı, İnönü Stadı'nda, başka yerlerde İstanbullu gençlerin spor yapacağı, biz giderdik İnönü Stadı'nda, evimize, okulumuza yakın olduğu için İnönü Stadı'nda akşamları antrenman yapardık. İşte atletizm pisti açıktı, işte yüksek atlama şeyi açıktı. Veya Ali Sami Stadı'nda her spor, her gencin, işte İstanbul'da böyle bir nüve yok. Yani bakıyorsunuz kulüp altyapıları, doğru düzgün spor kulübü altyapıları yok. Olimpik sporlarda mesela futbolda, basketbolda bir sürü var da veya voleybolda. Ama İstanbul'da doğru düzgün bir atletizm kulübü yok. Hakiki şartlara çalışan, kendisine ait tesisleri olan veya belediyeler. İstanbul bir spor kenti hüviyetine kavuşması için bir planınız var mı? Çünkü olimpiyatı almanın, ben şunu söylerim hep. Biz olimpiyatı iki tür evlilik yapılıyor. Olimpiyat bir kız. Bu kızla iki türlü evlilik yapıyorsunuz. Bir, işte Tokyo gibi doktorlar, mühendisler, ne bileyim yarın öbür gün Almanya'nın bir kenti, Münih gibi, Dortmund gibi bir gibi bir zengin çocuğu, Londra gibi havalı bir delikanlı falan, bu kızı istediği zaman Olimpiyat Komitesi veriyor. Biz o kızı gariban orta halli memur olarak istiyoruz aslında baktığınız zaman. Ve o kızı almamızın bizim tek bir formülü var bana göre. Aşk. Aşk evliliğine bizim ikna etmemiz lazım kızın babası olan Olimpiyat Komitesi'ni. Mahallemize getirebilmek için. Mahalleye getirmek için. Çünkü herkes peşinde kızın. Ve biz bu aşkı ispatlamanın bana göre tek yolu da Türkiye'yi, İstanbul'u bir spor kenti haline getirmek. İstanbul'da herkesin spor yaptığı, İstanbul'da sporun altyapısının çok geliştiği, halka sporun indirildiği, senede bir gün koşulan bir olimpiyatla değil, her dakika her yerde yapılan sporla İstanbul'un gençlerin sporla rahatlıkla buluşabildiği ve İstanbul'dan spor şampiyonu çıkabildiği bir kent. Bunun için bir spor altyapısını kurmayı düşünüyor muyuz? Çünkü bana göre çok eksik. İki, bu kazık kadar kulüplerimiz var. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Bunların, Fenerbahçe'nin hakkını vermek lazım. Amatör branşlara çok ciddi bir şekilde yatırım yapıyorlar. Sporcu getiriyorlar, antrenör getiriyorlar. Ve Galatasaray, Beşiktaş'ın burada en ufak bir hamlesi dahi ben görmüyorum doğru düzgün. Bunlara bir kanuni zorunluluk getirilmesi söz konusu olabilir mi? Yapmayana zorla yaptırmak açısından. Kardeşim sen olimpik o branşlarda da şu kadar yatırım yapmak zorundasın diye bir düzenleme yapılabilir mi? Ben katılıyorum birçoğuna söylediklerinize. Tabii özellikle kentlerde yaşayan insanların sporu hayatının bir parçası haline getirmek halı zorunda. Halı saha dışında getiremiyoruz. Getirmek ki zorunda. İşte ben de bir bel fıtığı ameliyatı geçirdim. Neden? Kentlerde insan vücudunu ihmal ettiği için kaslar eriyor, yük iskelete biniyor ve bunlar başlıyor. Minisküs ve bu. Başkanım, ben düşüp beş yerden kırdım. Hiçbir şey olmadı biliyor musunuz? Hastaneye bile bir hafta sonra gittim. Çünkü spordan kalan altyapı beni korudu. Ama şimdi düşsem veya spor yapmamış birisi düşüp belini kırsa felç olur. Bu kadar basit. Benim bu rahatsızlığım da yanlışını söyleyeyim. Benim bir yanlış, hatalı davranışımdan oldu. Yoksa vücut yapımda çok iyi olduğunu söylediler. Onu özellikle ifade edeyim. Geçmişteki spora borçluyum, onu da söyleyeyim. 2000... Tabii aşırı spor diye bir şey değildir, onu söyleyeyim. İşte aşırı yapmaya kalktık orada. 2012 Avrupa Spor Başkenti
faizi Avrupa Birliği dışında ilk defa bize verildi. Sebep, heyet geldi, mahalleleri gezdi. Bizim meydanlarda, sahillerde, ormanlarda, park alanlarındaki halkın sabahları spor yapışını izledi. Spor alanlarımızı gezdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz şu anda okullarımıza 143 tane kapalı spor salonu yaptık. Bu yılda 60 tane daha yapıyoruz. Bakın belediye olarak okul bahçeleri müsait olan yerlere 60 tane daha kapalı spor salonu kararı verdik. Spor salonu kararı verdik ve başlatıyoruz. 60 tane. 143 tane yaptık. Salon yaptığımız okullarda dereceler başladı. Salon sporlarında. Altyapı yok çünkü nerede koşacağız? Büyükşehir Belediyesi olarak bizim spora yaptığımız yatırım 1,5 milyar lira civarında. Büyükşehir olarak. Ve bizim İstanbul'da şu an... Bunu spor aşağı vasıtası mı yapıyorsunuz? Evet. 21 tane tesis yapmışız. Ciddi anlamda vardı. 76 tesise çıkarttık biz bunu. Tesis ama kompleks tarzında. Bu küçük spor salonlarını kastetmiyorum. Ve halen yatırımlarımız devam ediyor. Ve istiyoruz ki İstanbul'da kulüplerimiz de altyapılarını buna göre geliştirsinler. Şunu söyleyeyim. Tabii ki yabancı futbolcusu getirebilirsiniz. Bu da gayet normal falan ama ya nüfusunun büyük bölümü genç olan bir ülkede nasıl oluyor da kendi içerisinden sporcular yetiştirip dışarıya ihraç edemiyor, dışarı veremiyor. Bir atlet çıkmaz mı kardeşim? Koşmak nasıl mı işte? Enteresan bir şey söyleyeceğim. Bizi belki dinliyordur. Benim köylüm diyeceğim Süleyman Silacı anlatıyor bir programda. Şimdi demek ki milli atletimiz. Nasıl sporcu oldum diye köyde dağın başında sabahleyin okula geç kalmayayım diye Mezra'dan köy merkezindeki okula koşarak gidiyor. Akşam da hava kararınca orman köyü yaban filan işte şu bu filan çıkmasın diye korkudan koşarak gittiği için atlet olmuş. Yani şimdi ama o dönemler geçti. Zemin ya bunu şunu söylemek için bir neden olması lazım. Spor yapabilme alanları bilmem bir takım yerler imkanları olacak ki insanlar spor yapacak. Ben Beyoğlu Kasımpaşa'da oturuyorum. Daha sonra Aynar Çeşme'ye taşındık. Kurtuluş'a dünya kadar yolu yürüyerek gidiyorum. Orada spor salonuna istifade ediyorum. Yahut da Fatih Güneş Kulübü'ne gidiyorum. Suyu akmaz, akarsız suyu ısınmaz. Buz gibi suda duş alacaksınız, spor yapıyorsunuz. Ya altyapıyı vermezseniz olmazsa sporcu oraya... Bir kere çocuk kendisi için genç bir ikinci, üçüncü adres olarak orayı görmesi lazım. Yani bir sporu kendisi benimsemesi lazım. Kendi kabiliyetine göre yönlenmesi lazım. Okullar buna altyapı olarak zemin hazırlaması lazım. Bu kadar büyük gençliği olan bir ülkenin kendi sporcularını yetiştirmesi lazım. 2005 olimpiyatlarına gittiğimiz zaman Atina'da 68 sporcumuz önümüzden geçiyor. Kahroldu. Ya eşim de yanımda dedim ki ya şuraya bak ya. Yunanistan'a bakın, bize bakın. 200 kişi. Ya 200 kişi, biz 68 kişi. İstanbul'a döner dönmez okullara spor salonları kararı aldık. 143 tane bitirdik ve yaptık, verdik. Şimdi 60 tane daha veriyoruz. Bu belediye olarak biz yapıyoruz. Spor Bakanlığımız, gerçekten Gençlik ve Spor Bakanlığımız şu anda çok ciddi hamleler yapıyor. Spor salonları açısından, spor tesisleri açısından ve ortak adımlarımız da var. Şunu söyleyebilirim, İstanbul'da bu giderek yaygınlaşıyor. Ve halkımızda da bir bilinç başladı. İstiyor, sorguluyor. Şimdi Başbakan Erdoğan dedi ki bazı branşlarda yabancı antrenör getireceğiz Türkiye'ye ve bunlar çalışmaya başlayacak dedi. O da olumlu. Doğru bir şey. Tabii ki şu bir kere bazı spor branşları var ki burada usta çırak meselesi gibi bu iyi bilen birisine şu kadar çocuk seçecek, alacak. Diyeceksin ben sizden altın madalya istiyorum, yetiştirecek. Al sana 5 sene, al sana 10 sene. Tabii, al 5 tane 10 tane çocuğu alacak, yüzmede olsun, bilmem nerede olsun yapacak. Sayın Başbakan bunu öngörüyor. Bu işi iyi bilen insanları getirmek suretiyle ve ciddi anlamda tesis kurma konusunda da spora zaten Sayın Başbakan ciddi önem vermekte. Spor alanları, sporla ilgili, gençlerin spor yapmasıyla ilgili bir şeyi var, talimatı var. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda bunu oluşturmak için yatırım programlarımızda devamlı spor tesisleri ön planda. Peki başkanım, bu konuyla ilgili son bir şey sormak istiyorum. Biz olimpiyatları alamayınca İstanbul'da veya Türkiye'nin çeşitli kesimlerinde sevilen vatandaşlarımız oldu. Açıkçası hiç ağzım açıp tek kelime, ben niye dersiniz, siz de biliyorsunuz ki Madrid halkının
%60'ı olimpiyatların Madrid'e gelmesi istemiyordu. Bizim iyice gidecek paramız yok, siz olimpiyatlara para vereceksiniz diye Madrid Belediyesi'ne ve Madrid yönetimine karşı çıkıyorlardı, istemiyorlar. Yani herkes olimpiyat istemek zorunda değil. Türkiye'de istememe nedenleri büyük oranda AK Parti karşıtlığından olsa bile insanların olimpiyatı istememe özgürlüğü var. Bunu ifade ediş biçimleri zaman zaman yanlış şekilde tezahür etse de bu da bir tercihtir, bu da bir fikirdir, bir şey diyemeyiz. Tabii elbette bu işe gönül koyan, bu işe gönül veren ve bu iş için yıllarca çalışmış insanların burada biraz daha hassasiyet göstermeleri ve bu yaklaşımdan hoşnut olmaları mümkün olmakla birlikte. Spor Bakanı, spordan sorumlu bakan Sayın Suat Kılıç'ın kına yaksınlar demesi ne nasıl karşıladınız? Maksadını aşmış bir ifade olarak görüyorum ben. Öyle söyleyebilirim. Şu anda Türkiye'de bizim olimpiyatlarla ilgili komitede zaten IOC üyeleri de halk buna nasıl bakıyor diye sorgulayarak raporlar istiyor. Ve tarafsız araştırmacılar halkımızın %94'ünün olimpiyatları istediği kararını gördüler. Biz bunu deklar ettik. Diğer şehirlerin halkından çok daha fazla. Tabii ki demokratik bir ülkede İnsanların her şeyi herkes gibi istemeleri, topyekun herkesin aynı kararda olmaları mümkün değil. Farklı görüşler olabilir. Burada iktidara öfkeden dolayı yönetime karşıt olma adına bu tarzdaki tavırlar hoş değil. Yani burada artı eksiler değerlendirdiğiniz zaman kent menfaat, ülke menfaatleri, ulus menfaatleri bunlara bakarsınız. Bu önemlidir. Olimpiyatlar alan ülkelerde altın madalya sayısı gerçekten çok ciddi anlamda. Çünkü ciddi bir spora yöneliş ve yerel ve merkezi yönetimlerde, kulüplerden hazırlıklar başlıyor. Yani bir bayram hazırlığı gibi adeta orada mahcup olmamak için. Bu bir hamle olacak. Başka hocalar getireceksiniz, spora daha fazla önem vereceksiniz, spor alanlarını çok daha geliştireceksiniz. Sadece spor olimpiyat tesisleri değil, onun dışında da. Bir hamle. Bu kentin, ülkenin kazanımı demektir. Bir de 7 sene sonra AK Parti iktidarda mı olacak, olmayacak mı? Değil, yani bu bir karşıtlığın duruşu olarak, ifadesi olması yanlış. Bu kabul edilemez. Hoş bir şey değil. Yani bir siyasi, o başka bir siyasete karşıtsan, siyasi görüşünü desteklediğin siyasi partinin iktidara getirmeye çalışırsın. Veya parti kurarsın, parti kurdurursun, gidersin, içinde olursun. O başka bir şey. İktidara gelmek istiyorsan karşıtlığını orada gösterirsin. Yoksa bağırarak karşıtlık olmaz, istemiyorum diyerek olmaz. Halkın şu kadar istiyorsa bir kere demokratik ülkelerde demokratik ifadeler nasıl haklıysa, doğruysa, kendi ikisini ifade etmek ne kadar haklıysa, doğruysa bir noktada vatandaşın da değer verdiği, seçtiği, iktidara getirdiği insanlara da ve bu iktidarı taşıyan halka da saygı göstermek lazım. Diyeceksin tamam saygı gösterir. Biz şimdi evet, demokraside, niye bize demokrasilerde o saygı tamamen karşılıklı. Yani siz iktidarı desteklememiş bile olsanız iktidara saygı göstereceksiniz. İktidar da kendisini desteklememiş olanlara da saygı gösterecek. Tabii iktidarı taşıyanlara da saygı gösterecek. Biz şimdi kalkıp da IOC niye bize vermedi filan. Tamam bu karar bu verilmiş. Hayır olsun diye tebrik ettik bitti. Bu centilmenlik ve medeniyet bu. Burada karşı olmak böyle olmaz. Yani ama dersiniz ki efendim ben nedenleri şudur. İşte yatırım bilmem ne şu bu. Hak etmiyoruz. Hak Türkiye etmiyoruz. Spor ülkesi değil. O bu başka kadar, bir gibi. Bu kötü spor anlayışıyla olimpiyat hak etmiyoruz. Ben bu sporları istemiyorum. Bilmem ne istemiyorum. Farsa dersiniz. Ha deseler ki ya dopingle mücadele edemeyen bir ülkenin spor olimpiyatta ne işi var dese anlarım. Bu bir şey. Biz burada başarılı olamazdık dese ayrı. Ama kalkıp da sırf iktidarın döneminde bu istemediğim iktidarın getirdiği bir başardığı bir şey olmasın diye böyle bir ölçü olma. Bu biraz tabii ki doğru değil. Ama tabii ki özgürlük ülkesi bir demokratik ülke olmanın da şeyi insanların ifadeleri bir başkasını rencide etmeyecek. Hadde eski tabir tecavüz etmeyecek. Bir tarzda. Bu hem istemeyen arasından geçerli hem de onlara yanıt veren Sayın Bakan. Medeniyet bu. Diğerine saygı göstermek. Diğerini de kabullenmek. Sadece kendisini doğrularını doğru kabul edip diğerlerini yok saymak medeni bir davranış biçimi değil ki. Hep kendisininkini doğru görmek. Hangi taraf olursa olsun. Her iki taraf için, her taraf için de bunu konuşuyorum. Burada her şeyden önce ülke menfaati
ve ülkemizin geleceği, devletin ülkemizin geleceğidir. Yani ben ne olacağım değil, biz ne olacağız değil, ülkemizin ne olacağı geleceğidir. Şu anda bir gerçek yaşadığımız dünyada, ben bunu çokça söylüyorum, tüm insanların kaderleri birbirine bağlı. Maalesef. Öyle bir dönemde yaşıyoruz. Yani. Bir yerdeki olumsuzluk bütün insanları etkiliyor. Suriye'deki olumsuzluk hepimizi etkiliyor. Herkes bütün dünyayı etkiliyor. Böyle bir dünyada, ortak kaderi paylaştığımız bir dünyada, geleceğe birlikte yürümemiz gereken bir dünyada kimsenin geleceği karartmaya hakkı yok. Yani şöyle söyleyeyim, aynı gemideyiz, gemiyi delik delmeye, armatör de olsa, geminin patronu da olsa hakkı yok. Hakkı yok. Kimse geldirmez. Eskiden de gemisini yürüten kaptandır. Artık aynı gemideyiz. Bu gemiyi beraber içindeyiz ve birlikteyiz. Büyük bir aileyiz. Öyle bakmak lazım. Birileri memnun olmayabilir, birileri memnun olabilir ama beraberce yaşıyoruz ve beraberce umutları, heyecanları, sevinçleri paylaşmak durumundayız. Sayın Başkan, bir reklam arası vereyim. Hepimizi rahatsız ediyor, huzurumuzu kaçırıyor, insanların geleceği olan umutlarını karartıyor. Gencecik insanlar ölüyor. Yani bugün yine bir vatandaşımızı kaybettik. Yani olacak iş değil yani. Geri getirebiliyor musunuz? Sen bir bardak kırılır getirip bebeğe kap kırılır yerini koyarsınız ama bir insan hayatı bu. Of başkanım, çok sıkılıyorum. Çok bildiğiniz gibi değil. Bir ara vereyim, devam edeceğiz. Sayın Başkan, vatandaşlar diyorlar ki öyle bu lafı etmek şeye yönelik olarak, Suat Kılıç'ın sözüyle yönelik olarak bu lafı etmiş olması bizim bir dahaki olimpiyat şansımız açısından da sıkıntılı. Yok, öyle anlıyorum. Ben şimdi şunu söyleyeyim, bütün komite üyeleri olsun ve Sayın Bakan, orada gördüm, Sayın Bakanımız ağırdı. Baştan itibaren bu işe kilitlendi, çok iddialı girdi, konsantre oldu. Ya bu işi alacağız diye. Ve gerçekten 3 aday kent olarak gidip 2'ye de geldiğimiz zaman çok büyük heyecan yaşadık. Yani siz de hep beraberdik orada. Görmüşsünüzdür, ben kazandık diye bir ayağa zıpladım. Sayın Bakan yani bütün belki 24 saatini, hayalini ve iddiasını burada oluşturdu. Büyük bir heyecan. Tabii arkasından böyle bir şoke de olduk. Yani biz bunu beklemiyorduk açıkçası. Alırız diye. Evet, alırız diye. Çünkü orada yabancı basında bize söylediği oydu. Ve Sayın Bakanım Suat Kılıç da heyecanlı şeyle yani işte kimde nasıl tweetler geliyor görüyorsunuz. Hoş olmayan şeyler. Bunu görünce, bunları ciddi görünce işte istediğiniz yani, olduğu anlamında biraz maksadını aşan bir ifade kullanmış. Orada o stresin, o heyecanın, o konsantrasyonun getirdiği tabii bir... Tabii kendini orada o işin sahibi olarak görüyoruz. Daha alıngan olması muhtemel de insan orada tutacak yani. Söylemeyecek yani. Yapmaması yani, lazım. Tabii o atmosfer... Doğru, tabii yani. Bir çok şahsi algıladı. Çünkü orada tamamen ona konsantreydi. Şahsi algıladı ama işte siyasetçinin de orada bir freni tutturması lazım. Kim bilir ona nasıl tweetler geldi onu muhakkak da bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz. Muhakkak ki. Evet. Gördüğümüz gibi doping olayları bizim bu olimpiyatları almamızdaki en önemli etkenlerinden bir tanesi olarak orada da karşımıza çıktı. Yani alır mıydık yine de zor alırdık ama biraz daha belki şansımız olurdu. Biraz İstanbul'a gelmek istiyorum. Niye diyeceksiniz? Gelen mailler ya olimpiyatlar geçti gitti, siz biraz da İstanbul'un dertlerini sorun diyorlar. Esenyurt'la ilgili çok sayıda mail var. Esenyurt'un imar sorunu hala çözülmedi. Başkan sizin programda efendim söz vermişti dedikleri. Çözüldü. Diyorlar. Biz sözümüzdeyiz. Esenyurt'u devamlı tweetleri de geliyor, görüyorum. Esenyurt'ta 7 bölge var. Bu bölgeden 5 tanesinde binlik planlarda bir problem yok. 2 tanesi de galiba bir düzeltme yapılması gerekiyor. Zannediyorum şu anda gönderilmiştir veya gönderilmek üzeredir. O talimatı arkadaşlara verdik. Tamamlandı. Hiçbir problem yok. Biz sözümüzdeyiz. 5 binlikler çıktı. 5 binliğe uygun binlik yapılmış olması gerekiyordu. Bazı hatalar vardı. Onlar düzeltilmek zorunda. Yoksa geri adım atmak değil, kimseyi de üzmek değil. Verdiğimiz sözü ve çözümü yerine getirme şeyindeyiz, gayretindeyiz. Biraz da çok beklediler. Doğrudur. Sıkıntıya düşenler var, dertlenenler var ama çözülüyor. Planlar gidiyor yani. Binlik planlar gönderildi veya gönderildi. Ne kadar zamanda çözülür tahminen? Yani gitmiş olması lazım. Yani beylere gitti. Tabii orada askıya çıkacak. Gittiği peki, İstanbul'un en eski ulaşım hatlarından biri olan Sirkeci, Halkalı, Banliyö hattı Marmaray çalışmalarının nihayete ermesi nedeniyle son hazırlıklar için, bildiğim kadarıyla yanlış biliyorsam düzeltin, son rötuşları yapmak için kapatıldı değil mi? Evet. Ne zaman açılacak? Hızlı tren ve hatlar tabii ki sebebiyle bir kere Yenikapı Sirkeci hattı
ve daha sonra Yedikule'ye kadar olan kısmı çalışmayacak. Yani burası tramvay olarak bir devam artık etsin. Artık yok yani, o hat artık yok. Yok, çünkü artık Marmara'yı şeyden çıktığına yani Sirkeci Garı artık hayal oldu. Tabii, Sirkeci Garı'nı belki başka türlü bize bir sanat galerisi yapabiliriz. Bir takım bir şehir müzesi yapsanız şehir Allah aşkına. Şehir müzesi olabilir, bunlar konuşuluyor. Dünyanın bütün en dandik kentinde var. 1700'lerde kurulmuş Petersburg'da şehir müzesi var. 8000 yıllık İstanbul'da bir şehir müzesi yok. Hazırlıklarımız şu var. Şu 8 kat altımızda medeniyetler var. Evet. Yani Bizans'ı, Bizans öncesini, Osmanlı'yı, Cumhuriyet'i orada maketlere göstersek, gençlerimize anlatsak. O bir fetih müzesi yaptınız. Onun girişine küçük maketler bile ne kadar çok şey ifade ediyor gelen gören açısından. Başkanım Allah aşkına şöyle bir şey. Hazırlığımız var. Hazırlığımız var, onu söyleyeyim. Bir Orient Express gelebilir Sirkeci Garı'na. Ha, hat duracak yani. O duracak. Tramvay olabilir mi? Yalnız New York'ta bir başkanım, hattın... Başkanım, size kahve yaptırdım. Teşekkürler. 40 yıl hatırı hatır olsun diye. Kaçlama 40 yılımız oldu. Çarpanlar arttı. New York'ta bir tren yolu var, eski hatırlarsınız, bilirsiniz. Orası nasıl bir gezi alanı yapmışlar. Evet. Gittiniz, gördünüz. Midpacking'de. Evet. Üstte böyle bir gezi alanı yaptılar. Evet. Şahane. Şimdi o ben Sirkeci, Yenikapı arasını talep ettim. Şu anda şeylerini de, gerekçelerini de yazıyorum. Sayın Bakanımızla görüştüm. Talebinizi yapın dedi. Gerekirse Devlet Demiryolları ile birlikte orası gibi bir hat. Yani yürüme alanı. Şahane bir park olur orası. Yürüme şahane alanı, bir park olur. Gezi alanı gördünüz değil mi? Mükemmel. İnsanlar sırf onu görmek için gidiyorlar. Böyle bir hat haline getirmek istiyoruz. Bir çalışma yapıyoruz. Çok güzel fikir Sayın Başkanım. Evet. Vallahi gerçekleştirebilirsiniz. Kutlarım. Tünelleri soruyorlar. Şimdi İstanbullu yer altından demir ağlarla bir yandan ölüyoruz ama bir yandan da lastik tekerlekli araçların geçmesi için de iki tane şahane tünel yapıldı. Bir üçüncüsü de şeye yapıldı galiba, Sarıyer Çayırbaşı arasında yapılmıştı. Bunların yapıldıkları bölgedeki trafiğe müthiş katkısı oldu. Bildiğim kadarıyla böyle birkaç plan daha vardı. Mesela Barbaros Bulvarı'nın altından gidecek böyle bir tekerlekli araçlar için, yani otomobiller için bir tünel söz konusuydu. Barbaros Bulvarı'nın altından gidip Maslak'a kadar uzanacak. Levent'te trafiğin yer altına alınıp bu Gökdelenler bölgesinde yer üstünde bir yeşil alan, bir park oluşturması söz konusuydu. Benim programa geldiğinizde seçim vaatleri arasında bunun da maketini, daha doğrusu planlarını anlatmıştınız. Bu olacak mı? Bu tünellerin devamı gelecek mi? Hakikaten çok katkısı oluyor çünkü üstünde yol yapmak mümkün değil. Yine buna paralel veya bunlara cevaplayın. Şimdi sorumu sorayım. Şimdi şunu söyleyeyim. İki hafta önce arkadaşlarımızla, affedersiniz, İstanbul'un yeni metro hatları ve tünel yollarla ilgili bir toplantı yaptık. Dedik ki hangi hatları yapalım, öne çekelim. Hangi noktalarda tüneller devam edelim? Çünkü bizim İstanbul'da takriben 130 küsur metre, 140 kilometre bizim tünel hatlarımız toplamda vardı. 34 tünel İstanbul'a planlanmıştı. Bunlar değişik değişik yerlerde, bahsettiğiniz gibi Fulya'dan çıkacak Dolmabahçe tüneli devam edecekti. Fulya'dan çıkacak Akatlar'dan gidecek 3. köprüye kadar tarzında böyle bir şeyimiz vardı, sürekliliği. Bunları gözden geçirdik. Sarıyer tünelinin devamını etmesi, Demircik'e, Zekiyaköy tarafına çıkması gibi. Tünellerin kilometre maliyeti 50 milyon lira civarında. Civarında, evet, çok fazla. Büyük para. Biz şu anda bu tünellerden şunları yapmamız gerekir diye hesaba kattık. 1,5 milyar lira, 1,5 katrilyon çıktı. O kısa birkaç tüneli koyarsak diye. Şu anda bizim Dolmabahçe Tüneli'nden 40 bin civarında araç geçiyor. 1,5 insan, 60 bin kişi geçiyor. Şimdi yani günde geçen. Büyük bir yatırım. Biz bunun yerine 1,5 milyar lirayla biz metroya girersek şu kadar metro yaparız. 15 kilometre metro yaparız. Ve 1 milyon insan koyduk. Tabii 1 milyon insan taşırız. Şimdi dedik ki biz o da lazım ama şimdi öncelikli olarak metro. Buna metro ödüyoruz. Modern şehirde bunu getiriyor zaten. Doğru. Yeni hatlar belirledik. Enteresan şeyimizde olmayan hatlar belirledik. Bu ayın sonu itibariyle biz bunu basına da tanıtım olarak vereceğiz. İstanbullular görecekler. İstanbul'un hangi noktalarına kadar metrolar gidiyor ve bizim vaat ettiğimiz, söylediğimiz, sözünü ettiğimiz alanların hepsini proje kapsamında alıyoruz. Ama bunların tabii ki zamanlamasını kaynak ve imkan doğrultusunda devam edeceğiz. Hep söyledim, dünyada
kendi kaynak ve imkanlarıyla metro yapan tek şehir İstanbul. Dünyada, bakın tekrar söylüyorum, devletin yaptığı işi metroları İstanbul kendi belediyesi, belediye olarak biz yapıyoruz. Devlet sanırım. Biz yapıyoruz. Ama devletsiz. Cumhuriyetin Cumhuriyet'in en uzun metrosunu, Cumhuriyet tarihinin Kadıköy Kartal hattını yaptık. Ve açılışını yaptık. Ve diğerleri devam ediyor. Ciddi anlamda ulaşıma yatırımımız var. Evet. Metro ağlarında ciddi bir çalışmamız var. Ve işte bahsettiğim hedefleri oraya koyduk ve bunu da tanıtımını yapacağız. Bakın yakın tarihte de İstanbul'a yeni aldığımız 758 tane otobüsü açılışın yani katılımını yapacağız. Sayın Başbakanımız işaret. Nereden aldınız bunları? Yerli. Yani. İhaleye çıkıyor. Yani tam onun yerli alsaydınız. Şunu gayet iyi bilirsiniz ki siz 300 tane otobüs alıyorum deseniz bir firma gelip İstanbul'da fabrikayı kurar. Otobüs firmaları, imalatçı firmalar teşekkür ediyorlar. Yani bu kadar ekonomik krizin olduğu dönemde İstanbul Belediyesi özel otobüsler, halk otobüsleri dahil olmak üzere 3000 civarında otobüsü devreye sokuyor. Yeni 14 yaş grubu 3,5 yaşa, 3 yaşlara iniyor bizde. Ortalamaya getiriyoruz. Böyle bir düzenlememiz var ama özellikle bu metroda yeni hatlar da ilave koyduk. Çok detaylı haritalarını, planlarını, şemalarını sonra vereceğiz. İstanbulluları görecekler. Yani diyecekler ki ha, burada metro bu. Şimdi şunu söyleyeyim. Affedersiniz, buyurun. Hemen bitiriyorum. Metronun gittiği her alanda ve istasyonun bulunduğu çevredeki binalarda, arazilerde ciddi bir değer artışı ortaya çıkıyor. Yani gayrimenkullerde sadece sözünü etsek bile yetiyor. Sözünü etsek bile yetiyor. Onun için şunu söyleyeyim, her noktaya metro gidecek, her yerin değeri artıyor. Peki bu değer artışından belediye bir pay elde edebiliyor mu? Ya almıyoruz. Bir şerefiye falan almıyoruz. Yok, öyle bir şey yok. Peki başkanım, şimdi otobüs aldık deyince hemen aklıma gelen sual şu. Zaten aklımdaydı da pekiştirdi diyeyim. Metrobüs. Şimdi metrobüs başlangıçta hakikaten çok dahiyane bir plan olarak devreye girdi. O gün içinde acil biçimde sorunu çözmek için gerekli bir yatırımdı ve hakikaten o gün için ilaç oldu. Fakat şimdi ilaç birdenbire hani her ilacın yan etkisi vardır ya, bu ilacın da bir yan etkisi oldu ve metrobüs birdenbire artık neredeyse kilitlenme noktasına geldi. Akıl almaz bir talep, müthiş bir kolaylıktı başlangıçta fakat o kolaylık geçtiğimiz 4 sene oldu galiba değil mi metrobüs? 4 sene de geçti herhalde. O akıl almaz kolaylık şimdi birdenbire bir sıkıntı vesvesesi olmaya başladı. Şimdi bir yandan metrobüs yapılmışken ve o geçici bir çözüm olarak devam ediyorken niçin metrobüs hattının kullanılmakta olduğu yerde derseniz ki bana Fatih Bey saçmalıyorsunuz, bu böyle bir şey yoktu derseniz onu da kabul ederim ama ne bileyim yani yolun iki tarafında havaya da raylı sistem çok çalıştık veyahut da o metrobüs hattını yerin altına alıp oradaki yolu geliştirdik. Yani metrobüs çünkü artık olmuyor yani hakikaten çok şey oldu, yoğunluğu fazla Fatih, oldu. Fatih Bey, yabancı firmalar, bu işi bilenler, birçok insanlara bunu çalıştırdık. Halen çalışmalar devam ediyor. Yani havaray dediğiniz zaman onun da tabii ki bazı teknik şeyleri var ama detaya girmeyeceğim. Haliç'e geldiğiniz zaman köprünün oraya, köprünün üzerine ayak dikemezsiniz. Denizden gelmeniz lazım. O meyili kurtarmak için de kaç metre yukarıdan bir şey yapmak lazım. Deprem riski olan bir yerde böyle devasa minareler, kuleler dikeceksiniz, üzerinden geçeceksiniz. Edirne Kapı'ya geldiğim zaman eski tünelin olduğu yerde üste geçit, altta geçit, geçemiyorsun. Yanlara alıyorsun, geçemiyorsun. Çok yerde çalıştım. Yani ciddi sıkıntı var. Şimdi orada üç geçitler falan var. 7-8 metre insanlar tırmanıyor, aşağı iniyorlar. Hatta onu yeni bir çalışmayla alttan getirerek 4 metre inmek şartı, 8 metre çıkmak yerine yeni bir çalışma yapılmasını istedik. Bu hatta esasında metro istiyor. Evet, 1246 tane minibüs kaldırdık. Hatırlanır. Geçmişte o minibüslerde insanlar 2000 lira nasıl gidilirdi? Mert'e geldiğiniz zaman Mert'e Cevizli Bağ felaketler çıkar kolu. Yani böyle sefaket üst üste insanlar. Ben makam arabasının içerisinde sıkılarak geçtiğim yerlerdi. Yani bunu açık samimi olarak söyleyeyim. Utanarak geçtiğim yerler sıkıntı. Şimdi yine utanç verici. Niye? Pik saatlerde İstihbarat'ın çok üstünde. Biraz rahatlasa daha fazla insan binecek. Rahatsız olduğu için bilmeyenler var. Biraz daha rahatlatabilsek. Esas doğrusu ne biliyor musunuz? Biz burada iki giriş, iki geliş yapabilsek var ya. Yani birer şerit daha trafikten alabilsek olay çözülür. İkimizde. Peki bunu yer altına alıp raylı sistem hale getirmiyor musunuz? Yer altına işte metro zaten. Yer altına. Üstten raylı sistem gidemiyorsunuz. Hayır, yer altı raylı sistem.
ve yeraltı dediğiniz açıp kapayarak. Açıp kapayarak. İşte, ya olmuyor. Bunları hepsini de inceledik. Üstten koyalım dedik, olmadı. Trilobüs gibi bir şey olabilir mi dedik, olmadı filan. Şimdi yeni bir sistem, %20 kapasite artıracak bir sistem geliştirdi arkadaşlar. Onu üzerinde çalışıyorlar şu anda. Bir kere otobüslerin çok büyük olması gerekiyor. Yani bizim o büyük araçları aldığımız zaman tenkit aldık ama bize 1000 kişi birden taşıyacak araç. Küçük araçlarla, metro vagonu gibi şeyler lazım oraya. Küçük araçlarla çok araç koyduğunuz zaman sistem kilitleniyor. Sırt kilitleniyor, tıkanıyor. Ve bir gidiş bir geliş yetersiz. İki gidiş iki geliş olsa... İki kat otobüs koysanız. Yani viyadükler geçemiyorsunuz. Yerlerde müsait değil yani. Gideceğiniz yerlerde çok çalıştık. Ben size program sonrası göstereceğim. Yeni bir proje elime geçti. Arkadaşlar onu gönderdim. Bir yerde daha yeni çalışılıyor. Çok farklı bir şey. Ne varsa dünyada takip ediyor. Ekibi hemen gönderiyorum. Çin'deyse Çin'e, Amerika'da Amerika, kuzeyde kuzeyde, güneyde güneyde, doğuda doğuda. Gidin bakın görün. Ne varsa getirin diyorum. Bizim şimdi burada çözümün metrobüs güzergahında metro yapmaktan geçtiğini gördük. Bir kere o yapılacak. Tabii biraz uzun vadeli. Yani 3-5 yıldan önce bitiremezsiniz onu. Bizim 3-5 yıl içerisinde buraya çözüm getirmemiz lazım. Ciddi sıkıntılar var. Çok ciddi şikayetler geliyor. Yani duraklar, istasyonlar, istasyon sığılmıyor değil ki. İnsanlar sığmıyor. İstasyon, üst geçiden işte üstüne insanlar birikiyor. Bayana çarpmış şeyde durakta metrobüs. Niye çizgiyi geçti bilmem. Yani insanlar taşmış vaziyette. Yani böyle facia söz oluyor. Yani bir anda metrobüsün insanı dökülebilir. Panik yani. Olsa bilmem aynen. Ne olacak. Bir sıkıntı var. Görüyoruz ama bir çözümdü. Gerçekten güzel bir çözümdü. 400 binlerde kalsaydı, yani bugünkünün yarısı kadar insan rahattı. Ama bu 800 binlere çıktı. Ciddi bir şey. Beylikdüzü uzatılması arzu edildi ki biz orayı hiç öngörmüyorduk açık söyleyeyim. Oranın yükü bindi üstüne. Tabii oranın yükü de geldi, ilave oldu. Şimdi metrobüsü hattını metroya çevirmek zorundayız ama bunu kaldırmadan alttan o devam alttan edecek. Üstten yine devam edecek. Sıkıntılı bir hat. Ancak böyle kısa çözümlerle çözmeye çalışıyoruz. Yani bir takım tedbirlerle. Büyük araç arıyoruz. Yani 20-30 metrelik araçlar bulup onlarla. Hatta dedik ki bazı üreticilere ya şöyle çift iki tarafa giden, çünkü dönme şeyleri olmayacak, problemi olmayacak, dönüşlerde sıkıntı çekmeyeceğimiz şey gibi, trenler araçlar gibi. Yapınız dedik. Bizim ihtiyacımız var. Şu kadar alırız dedik. Şu andaki metrobüs hattında çalışan o ilk aldığımız araçların 800 bin, 900 bin kilometre yaptığını söylersem şaşırmazsınız şaşırmam, değil mi? Şaşırmam. 800 bin kilometre yapmış. 900 bin. Artık onlar ömürlerini dolduruyor hale gelmişler. Yenilerini almamız gerekiyor. Küçük otobüslerle de olmuyor mu? Olmuyor. Peki başkanım, biraz da siyaset konuşalım mı? Şimdi Sayın Başbakan geçtiğimiz ay Rize'ye yaptığı ziyaretle bana sorarsanız yerel seçim çalışmalarını başlattı. Şimdi bu haftadan itibaren de önce galiba Adıyaman'a gidiyor. Ama önce Urfa'ya gidiyor, sonra Adıyaman, Doğu, Güneydoğu. Önce 30 büyük şehir, arkasından ve onların ilçeleri ve arkasından diğer şehirler seçim kadar 81 vilayeti gezecek. Hatta bazılarını birden fazla kez gidecek. Yerel seçim startı verildi. Başkan AK Parti kamuoyu yoklamaları yapmış. 480 bin kişiyle yanlış bilgi ulaşmadıysa elimize ve kim başkan olsun, nasıl bir şey olsun falan diye bir nabız yoklaması yapmış anketlere ki başbakanın ankete çok değer verdiğini de biliyoruz. Siz daha önce İstanbul'da adayım dediniz. Bu da parti içerisinde eleştiriye sahip oldu. Ya bir dakika da ortada fol yok, yumurta yokken niye başkan adayım dedi falan. Niye o gün o çıkışı yaptınız? Hala aday mısınız? Devam ediyor mu adaylık isteğiniz? Ve İstanbul için ne öngörüyorsunuz? Açık konuşacağım. Aramızda kalsın. Aramızda kalsın. Ben kimseye söylemem. Tamam. Bir kere ben sadece bir belediye başkanı değilim. Bu partinin kuruluşundan itibaren içinde olan Sayın Başbakanımıza 40 yıldır beraber siyasete yürüyen birisiyim. Partimin geleceğini, ülkemin geleceğini düşünen birisiyim. Makam, mevki, koltuk hesapları yapan birisi değilim. Benimle siyasette birlikte olduğum arkadaşlarımı izleyenler bilirler. Hiçbir zaman ben de diyen birisi değiliz ve bunun mücadelesini de kulislerinde yapmadım. Bunu da vermedim. Asla. Hiçbir şekilde. Ve siyasetin nezaketini iyi bilen birisiyim.
Yani başkan olmak, başkanlığa devam etmek, koltuk sevdasında olan birileri değiliz. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Gelin Beyoğlu Belediyesi'nin başkanlık dönemindeki meclis kayıtlarına bakınız. Muhalefet eleştiriyor. Siz diyor belediye başkanı mısınız, parti kurucusu mu? Nedir bu hal? Devamlı taksit toplantılar yapıyorsunuz filan diye. Yani biz bu partinin sahiplerindeyiz. Bu bana bugün göre burada düşmüş. Bunu yapıyorum. Bunu söylememin nedeni, tabii siyaset o kadar hassas ki, siyasi nezaket, siyasi kurallar, ben ne olacağım diyenler ortaya çıktığı zaman partinin geleceği de gidiyor, ülkenin geleceği de gidiyor. Burada Sayın Dalan'ın durumu ortada. Orada. Yani %70'lere varan bir kamuoyu okuması sonuç verdiğinde partisine karşı bir tavır da koydu. Partisi de desteğini çekti. Bugün Türkiye'ye gelemiyor. Dedi ve ANAP bitti gitti. Gördük. Bizde de diyoruz ki partimizde ben ne olacağım değil. Partim ve ülkem ne olacak demek lazım. Ben ne olacağım diyenler kendisini bitirir, partiyi bitirir. Bir kere bunun üzerinde hassas şeyle duruyoruz, önemli. Seçimler 2-3 ay, 2-3 yıl kala, 2 yıl kala. Bunlar gündeme gelirse, sizin bulunduğunuz, biraz önce bahsettiniz, İstanbul bir ülke. Ülke yönetiyorsunuz. Türk siyasetinin merkezini yönetiyorsunuz. Türk ekonomisinin merkezini. Türk ekonomisinin merkezindesiniz. Ve burada bir hatanız, bir yanlışınız sadece size fatura olmaz. Bütün siyasi hayatınızda, partinizin hayatına mal olur. Ülkenin geleceğine mal olur. Böyle bir yerdesiniz eğer idealist düşünürseniz. Burada tabii ki çok dikkatli olmanız gerekiyor. Ve benim de hassasiyetim hiçbir şekilde bizim yönetim dönemimizde partim ve ülkem ve kentim bizden dolayı bir sıkıntı almasın. Bu hassasiyeti hep gösterdik. Beni takip edenler bilirler. Sözümüzü hep sözümüzde arkasında olduk, yapabileceklerimizi söyledik. Yapamayacağımızı siyaset olsun diye de konuşmadık. Hatta geçen gün bana toplantıda genel sekreter yardımcılarından bir tanesi diyor ki Sayın Başkanım 283 tane açılışı yapmamız gereken iş var. Temel atma bırakın. Milyarlık yatırımlar. Bunları günde 3 tane yapsak seçimlere kadar bitiremeyiz diyor. Bakın açılış yapsak bitiremeyiz. Dünya kadar iş yapmışız. Saymakla bitmeyecek. 60 katrilyon yatırım, 60 milyar yatırım yapmışız. Şimdi böyle bir kentin, siyasetin herhangi bir kentle, Türkiye'deki diğer kentlere benzemeyen bir sorumluluk taşıyan, siyasi sorumluluk taşıyan bir kentin belediye başkanıyım. Ve bir belediye başkanı değilim sadece. Bu partinin geleceğini de düşünmek zorunda olan birisiyim. Vaktinden önce bir takım hareketler, düşünceler, niyetler ortaya çıktığı zaman yönetiminizde bir takım sarsıntılar ortaya Zafiyetler ortaya çıkar. Acaba diyenler ortaya çıkar. İşte halen şimdi başkan hasta 15 günde bir Amerika'ya kanser tedavisine gidiyor diyenler var. Ki ben 4-5, benim için diyorlarmış. 5 aydan beri ilk defa işte bu olimpiyatlar için çıktım. Yani her şeyi uyduracak, her şeyi söyleyecekler. Çünkü birileri için belki ben engel de görebilirler. Halkın büyük bir sevgisi, takdiri olduğu için belki de düşünebilirler. Burada otorite sarsılmaması lazım. O otoriteyi sarsmamak için aday olduğunuzu söylediniz. Yani bir noktada öyle söyledim. Yani bir noktada burada bir dakika. Bir dakika ben de buradayım. Ben buradayım dedim. Burada zamanı geldiğinde siyaset değerlendirme yaparken tabii ki kamuoyu yoklamaları, Sayın Başbakanımız hassasiyet gösterir. Biz de hassasiyet gösteririz. Oradaki sonuçlar çok önemlidir. Halk ne diyor? Halk istiyor mu, istemiyor mu? Var mı, yok mu? Devam diyor mu, memnun mu, değil mi? Onları ölçüyorsunuz devamlı. Ona göre kartlarınızı koyuyorsunuz. Hamlelerinizi yapıyorsunuz. Tüm siyasi partiler birbirine bu yönde takip ediyor. Bir baskette biliyorsunuz. İşte kim karşı takım oyunu kim alıyorsa karşına onu adam adama oyun. Hani onun karşısına şunu koyuyorsun diyorsun veya voleybolda da onun karşısına şunu diyorsun. Bu onu filan şey yapabilir diye, tutar diye. Siyaset böyle bir şey. Burada tabii ki uzun soluklu bir siyasette İstanbul'un siyasi başarısı bütün ülkenin geleceğini etkileyecek bir noktada. Burada bizim niyetler olabilir, insanın gönlünden geçebilir. Bazıları bunu ihsas ettirir, bazıları ettiremez. Bazılarının gönlünden geçip içinde tutar, bazıları veya bir dışarıdan bir takım şeyler gelebilir. Biz burada bunu söylemek durumunda kaldık, açık konuşuyorum. Evet, ben adayım dedim. Yani bir dakika. Önemli yani, olan o belediye içindeki disiplini elde tutmak için. Tabii ki şunu gördüm ben, açık söyleyeyim. İçeride homurdanmalar başladı. Artık başkan gider.
İşte filan gelir, filan gelebilir, filan olabilir, filan. Biz ona göre pozisyon alalım. Bu sefer ne olur? Siz orada otel temizliği, bitti. Hizmetinizi yapamazsınız. Bitti. Kararlarınızı uygulayamazsınız. Bitti, tabii. Uygulamazsınız. Uygulamazsınız. Bürokrasi dinemez. Yani der ki nasıl olsa filan havası gelir. Bu olmaması lazım. Bizim anlayışımız da şudur. Son dakikaya kadar görevi en iyi şekilde yapmak zorundasınız. Son dakikaya kadar. Beyoğlu başkanlığımdan büyükşehir adayı olduğumda ben yine Beyoğlu'nu ihmal etmedim seçimlere kadar. Devamlı gittim. Vakit ayırarak gittim. Kendimden feragat ederek gittim. Niye? Bir yönetim boşluğu ortaya çıkmasın diye. Yönetim boşluğu ortaya çıkarma hakkımız yok. Siyaset kararını verirken, değerlemeler yaparken değerlendirmelerini ona göre yapar. Şu anda kamu yoklamalarını Sayın Başbakanım çok sık yapıyor. Çok ciddi itibar ediyor. Çapraz yapıyor. Farklı kurumlara yaptırıyor. Farklı firmalara veya kamu yoklama yapan, değerleme yapanlara değerlendiriyor. Gayet iyi okur bunu. Görür ve ona göre kararını verir. Partim tabii parti kademelerinde partililerim bu konuda gece gündüz çalışan son sandığın başından sokaklarından ev toplantılarına kadar gece gündüz demeden, hiçbir beklentisi olmadan çalışanların da bu konuda tabii ki memnun olması lazım. Destek vermesi gerekiyor ve İstanbulluların bu işi görmesi lazım. Benim siyasi hayatım yani ilçe yönetimlerinden, mahalleden itibaren her kademede görev yapmış birisi olarak geldim. Onların zorluklarını, çalışma durumlarını, streslerini, bir kapıyı çalarken yaşadıklarını bilen birisiyim. Fatih Bey, sabahın 5'inde bir elimizde termos ve poğaçalarla banka kuyruğunda bekleyen insanlara poğaça ve simit dağıttığımız, çay servisi yaptığımız dönemleri hatırlıyorum. Sabahın 5'inde ya. Gidip insanların gönlünü almak için, taraftar alabilmek için. Bunları bizzat yaptım. Çünkü mahalleden, sokaktan, ilçeden geldik. Yok, siyasi çalışkanlığınızla sizin ve partinizin bir şey yok. Yani siyaseti iyi yaptınız ortada. Bizim bu ülkede yaptıklarımız ortada, vatandaş takdir ediyor. Peki başkanım, şimdi ben başka bir şeye geçmek istiyorum. Yerel seçimde her zaman olduğu gibi en çok konuşulan il elbette ki İstanbul olacak. Türkiye'nin ekonominin %40'ı, Türkiye'nin kalbi, Türkiye'nin gözbebeği, dünyanın en büyük kentlerinden bir tanesi. Ve muhalefette de şöyle bir söylem var. Muhalefet partilerinde de şöyle bir söylem var. AK Parti ya da işte AK Parti değilse bile Milli Görüş İstanbul'dan başladı, İstanbul'dan büyüdü, İstanbul'u kazanarak başladılar ve ondan sonra Türkiye'ye hakim oldular. İstanbul'dan da çöküşünü başlatmamız lazım diye İstanbul'da büyük bir seçim muharebesine hazırlanıyor muhalefet. Ve burada adı geçen pek çok isim var. Bu isimlerden bir tanesi de Mustafa Sarıgül. Mustafa Sarıgül de benim gördüğüm kadarıyla size ve partinize karşı asla bir saygısızlık yapmamış. Size her yerde gördüğü zaman elinize sarılan, başkanım diyen ve her zaman size yakın durmuş da bir isim bir yandan da. Yanılıyorsam yanılıyor değil. Yani böyle bir muhalif tarafı da çok böyle ortaya çıkmamış bir isim. Ama CHP'nin Mustafa Sarıgül'ü aday gösterebileceği, Mustafa Sarıgül'ün aday olabileceği konuşuluyor. Hatta bir takım ittifaklardan da bahsediliyor. İşte Mustafa Sarıgül aday olacak, BDP'de CHP ile seçim ittifakı yapacak, İstanbul'da AK Parti'yi devirecekler. İstanbul'da siz Mustafa Sarıgül ismine nasıl bakarsınız rakip olarak? İster misiniz Mustafa Sarıgül bir rakip kendinize karşınıza? Bir kere özellikle şunu söyleyeyim. Tabii bir seçim dönemi bir muharebe alanı şekilde geçmemesi lazım. Tabii ki. Gayet centilmence, rencide etmeden ülkenin geleceğine talip olanlar, kentin geleceğini düşünenler burada ihtiraslarıyla hareket edemezler. Yani neticede bir medeni insanın davranış biçimlerinde ve siyasi atmosferinde oluşturması lazım. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii tüm siyasi partiler kuruluş amaçları kendi tüzükleri ve parti programları çerçevesinde yerel yönetimde ve ülkede iktidar olmak ve o programlarını uygulayıp halka deklar ettikleri görüşlerini hayata geçirmek. Bu gayet normal. Zaten demokrasinin gereği de bu. Burada tüm siyasi partiler aynı şekilde seçimlere girmek, adaylarını göstermek, en iyi adaylarıyla en iyi sonuç alabilecek şekilde adım atmaları gayet normal. Biz tabii parti olarak kendimizi
bakarız. Kendimizin geleceğine bakarız. Yani partimizin geleceğine bakarız. Burada iktidarda olmanın getirdiği sorumlulukları bilinciyle, sorumluluk içerisinde yanlış yapmamaya, hata yapmamaya özen göstererek ve hep söylediğim siyaset iki şey için olur. Ya idealiniz vardır ya menfaatiniz. Arasında hiçbir şey yok. Ya ideal ya menfaat. Bizim bir idealimiz var. İdealimiz doğrultusunda hareket ediyoruz. Menfaat. Nedir o ideal? İdeal Türkiye'nin hak ettiği yere gelmesi. Türkiye'nin hak ettiği yere. Dünyada Sayın Başbakanımızın çokça söylediği, biz bir kabile devleti değiliz diyor. Bin yıllık tarihi olan medeniyetler kurmuş bir milletiz. Gittiğimiz coğrafyalarda, Afrika'da, Latin Amerika'da Türkiye'ye karşı Osmanlı'dan gelen sempatileri gördüm. Kolombiya'da, Şili'de bunları gördüm. Gerçekten etkilendim. Ecdadın büyüklüğünü orada daha fazla hissettim. Ciddi bir sorumluluk taşıyoruz şu anda biz. Türkiye güçlendikçe Türkiye dünya coğrafyası milletler arasındaki etkisi daha farklı hale gelecek. İstanbul Belediyesi Başkanı olarak hem Dünya Belediye Birlik Başkanlığı'nı yürütüyorum bir taraftan da biliyorsunuz. Onun da getirdiği şeyle bu ülkelerde geziyorum. Görüşmeler yapıyorum, toplantılara katılıyorum, konferanslara katılıyorum. Böyle bir sorumluluk taşıyan bir kentin ve ülkenin yönetimlerinde bulunan siyasiler olarak biz yanlış yapma şansımız, hakkımız yok. Ha, şimdi siyasi partiler kendilerine göre en iyi adaylarını, en iyi argümanlarını getirmeye çalışacaklardır. Sayın Kılıçdaroğlu geldi, İstanbul'da adaylarını burada gördük, çalışıp daha iyi bir isim getirmeye çalışacaklar. Daha iyi bir sonuç almak isteyecekler. Tabii burada ben isimler üzerinde durmuyorum ki herkes kendisine göre, partisine göre en iyi isimle gelmek isteyecek. Şu veya bu değerlendirmesi yapacak. Burada bizim açımızdan biz ne kadar hazırız, parti örgütüm ne kadar bu konuda destek verir, bu konuda ne kadar azimli ki gayretli. Ben Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Sırtında bir damla akacak teri kalmayıncaya kadar diye gece gündüz arkadaşları arazide ve şeyde çalıştırıyor. Mahallelerde çalıştırıyor, sokakta çalıştırıyor, koşturuyor. Onların emekleri üzerine biz siyasette bu yerlerde tutunuyoruz halkın desteğiyle. Biz burada bu başarıyı devam etmek durumundayız. Karşımızda kim olursa fark etmez. Yani işte Sayın Kılıçdaroğlu geldi gitti. Yani halk İstanbul'u bir destek verdi bize. Şu anda yaptıklarımızın yaşanır olması. Rakibin kim olduğuna bakmayız. Kendi performansımızı tabii, en üst düzeye çıkardığımız müddetçe rakip önemli değildir. Biz şunu düşünürüz şahsen ben de. Bir önceki seçimde ne oy almışım? Şimdi daha fazlasını nasıl alabilirim? Daha fazla. Peki aday gösterilmezseniz kırılır mısınız? Yok. Niye kırılayım ki? Hayır. Öyle bir, yani ben diyen bir anlayışımız yok ki. Öyle bir olası ortaya çıkıyor. Öyle bir durumda niye kırılacaksınız? Partiniz size bir makul nedenler ortaya koymuştur. İki dönemde bu şeyleri vermiştir. Ama şu anda kamuoyu yoklamalarında farklı. Kendim hiç yaptırmıyorum kamu yoklaması. Onu söyleyeyim. Kamu yoklaması yaptırmıyorum. Yapılanları biraz böyle kulak misafiri oluyorum zaman zaman. Detayına kadar da sormuyorum. Sayın Başkan daha bunlara konuşacak önümüzde bir kaç, evet, 7 ay mı? Yani siyaset var? Uzun soluklu bir yolculuktur. Burada onurgalı siyaset, Sayın Başbakanımızın dediği gibi siyaset yapmak durumundasınız. Tabii Başbakanımızın bu kararları verirken halkın desteğine bakıyor. Halk ne kadar istiyor, ne kadar benimsiyor, kiminle daha iyi sonuç alabilirim, kiminle hangi oranları yakalarım, bu hesaba buna göre değerlendirme yapıyor. Tüm siyasi partiler de buna göre kendi nasıl ön plana geçirebileceği, daha iyi bir sonuç alabilecek hesabını tüm siyasi partiler yapacak. Onun için bizim için karşımızda şu var, bu var, önemli. Bu var, isim var filan. O isimler değil, onların halkın desteği, halkın bu konuda kabul ediyor. Teşekkür ediyorum Sayın Kadir Topbaş. Bu keyifli sohbet için, samimiyetiniz için. Sizi zaten farklı kılan da bu her zaman doğru bildiğiniz bir şekilde söylüyor olmanız. Çok teşekkürler. Seçim zamanında zaten daha çok program yaparız. Sizle de, rakiplerinizle de o zaman göreceğiz neyin ne olduğunu. Rakipler daha rahat konuşursunuz. Bugün başka bir parti hakkında konuşmak istemiyoruz. Ben isim vermeden bir küçük ilave yapayım mı? Buyurun.
2009 seçimlerinden sonra biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ilk meclis toplantımızı yaptık. Tabii siyasetin halen meydanlardan yansıması devam ettiği o süreçte meclisteki arkadaşlarımızı, o zamanki muhalefetin temsilcilerini de odama davet ettim. Birer kahve içelim diye. Ve orada ya başkan sizin adaylığınız olmasaydı biz farklı bir sonuç alırdık ve bunun için de biraz gayret gösterdik filan dedi. Diye bahsetti ve bir grup içerisindeyiz. Dediğim o halde şöyle mi görüyorsunuz? Kadir Topbaş sizin önünüzde bir engel mi teşkil ediyor? Şimdi tabii sporda da böyle. Karşınızda kim daha fazla etkili? Tabii şimdi 100 metre, 100 metre şampiyonu için hazırlanan birisi 9.80 koşar da karşısında Usain Bolt çıktı mı yandı. Niye söylüyorum bunu? Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu genel başkanlığı da yapıyor. Şimdi daha iyi bir sonuç alabilecek aday çıkarmak zorunda Cumhuriyet Halk Partisi. Daha iyi bir aday isim kim olabilir? Onun üzerinde tabii ki hassasiyetini gösterecek. Benim partim de ona göre bir nabız yoklayarak değerleme yapacak ve ona göre kararını verecek. Biz her şeyin hayırlısı diyoruz. Biz burada şahıslardan ziyade kentimiz ve ülkemiz diyoruz. Hayırlısı neyse olsun. Sağ olun başkanım, ülke için hayırlısı neyse olsun. Değerli izleyiciler, yeni sezonun ilk teki tekinde Kadir Topbaş'ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı konuk ettik. Haftaya saat 22.15'e tekrar. Burada bir anons yapmamız lazım. Kesiyorum. Başkanım üçüncü defa kesiyorsunuz. Buyurun. Buyurun. Keseceğim. Çünkü çok önemli. Pazartesi günü okullar açılıyor. İlk ve orta öğretim açılıyor. Özellikle sizin kanalınızda ilk defa söyleyeceğim. Daha sonra belki yine basına yansıtırız. Burada mümkün verdiği biz tedbirler alıyoruz. İlk 2 gün, 3 gün sabah erken saatlerde toplu taşıma araçlarının tercih etsinler. Bireysel araçların mümkün mertebe trafiğe çıkmasınlar. Ya da geç ki, veya geç çıksınlar ki eğitim yılı çok kaoslu. Bütün ülkelerde bütün böyledir. Bunun önüne geçmek için yardımcı olsunlar. Evet Ecep, anonsu ben tekrarlayayım. Pazartesi günü okullar açılıyor. Bir bölüm zaten açıldı, bir bölüm de açılacak. Açılıyor. O gün trafiğe ya özel araçlarınızla çıkmayın ya özel aracınıza birkaç kişi binerek bir aracı paylaşarak çıkın. Toplu taşımayı tercih etmeniz gerekiyor ya da biraz geç saate çıkın. Talebelerin okula erişmesini engellemeyin dedi Sayın Başkan. Ben başkan 4. kez lafı kesmeden programı kapatıyorum. Efendim haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.